Dört bir taraftan herkese iyi akşamlar. Bugün yine yüklü bir gündemle karşınızdayız. Gündemimizde 17 Aralık süreci sonrasında yaşanan yeni tartışmalar, tezkerelerin, fezlekelerin, özür dilerim, mecliste okunması sonrası, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Balyoz Ergenekon davalarında bu çerçevede yaşanan diğer siyasi gelişmeler olacak bir reklam arasından sonra. Dört bir taraftan merhabalar yeniden. Biliyorsunuz Mısır'da 3 Temmuz'da bir darbe oldu ama Mısır'da herkes darbeye darbe demiyor. Bazıları başka ifadeler kullanıyorlar. Devrim diyenler de var. Darbe ve devrimi birleştirerek bir takım kavramlar da üretiliyor. Sonuçta bir kutuplaşma var Mısır'da ve orada herkes işte 3 Temmuz tarihinde karar kılmış. 3 Temmuz diyorlar aralarında boş yere tartışmamak için. Şimdi biz de 17 Aralık diyoruz burada. Çünkü 17 Aralık'ta kimine göre bir darbe girişimi, kimine göre de yolsuzluk operasyonlarının başlangıç tarihi. Bizim de bu programda 17 Aralık olarak adlandırdığımız ilk konumuz malum. Meclise sunulan fezlekeler görüşüldü. Ondan sonra oradan ilginç tartışmalar çıktı. Bir tanesi de bunun mesela saat meselesiydi. Bu konuda da bugün bir gelişme var. Ama bu dallı budaklı bir tartışma. Ben ilk sözü Nazlı Hanım'a vermek istiyorum. Nazlı Hanım, devamını getirelim Salı gün bıraktığımız yerden. Çünkü bu evet. Türkiye'nin çok önemli bir konusu biliyorsun. Şimdi bugün veya bir iki gün önce Kemal Kılıçdaroğlu bu işin hani temeli 2007'ye bir uyuşturucu kaçakçılığına dayanıyor dedi. Ben bunun üzerine bir araştırma yaptım. Yani netice itibariyle bunun darbe biçiminde sunulması için hükümete yönelik bir soruşturma olarak başlaması ve bir şekilde hükümeti görevinden uzaklaştırmak için başlaması lazım. Olay şöyle gelişiyor. 2008 yılında MASAK kara para aklama faaliyetlerini tespit ediyor ve konuyu Şişli Adliyesi'ne daha sonra da Mali Şube'ye devrediyor. Sonra 2010 yılında gene Zarraf'ın ve Dubai'de olan babasının durak döviz, Türkiye'deki durak döviz aracılığıyla bir takım para akladığı tespiti yapılıyor. Ve daha sonra 21 Aralık 2010'da da bu Moskova havaalanına işte İstanbul'dan Rusya'ya giden 3 Azeri, biri İranlı çantalarında dolar, avro vesaire taşıdığı tespit ediliyor. Ve bu konuda Rıza Zarraf'la ilişkisi ortaya çıkınca Mali Şube KOM Daire Başkanlığı'na bunu soruyor. Diyor ki bu grupla ilgili bir değerlendirme raporu bize yazabilir misiniz? Ve KOM Daire Başkanlığı'ndan gelen raporda deniliyor ki ilk defa Zarraf'ın ismine 12.2.2007 tarihinde Kapıkule hudut kapısından yurt dışına çıkmak üzere isteyen bir tır aracında 202 kilo eroin maddesi ele geçirilmiştir diyor. Bu bilgi nereden geliyor? İstanbul Mali Şube'ye KOM Daire Başkanlığı'ndan geliyor. KOM Daire Başkanlığı ayrıca gazetelere 150 milyon doları bavulla kaçırdılar başlığı altında yansıyan habere de temas ediyor. Ve diyor ki Rusya'ya işte 14 kurye, işte Dubai'den bazı Azeri iş adamları vesaire para kaçırıyor. Bunun için de Ebru Gündeş'in eşi Rıza Zarraf'ın şoförü olan Turgut Happani de var. Şimdi bu bilgiler ışığı altında yeni baştan bir değerlendirme yapan Mali Şube soruşturmaya başlıyor. Soruşturmada ilk teknik takip 17 Eylül 2012'de başlıyor. O zaman ne bakan var ne bakan çocukları var. Tamamen Rıza Zarraf'a yönelik bu bilgiler ışığında bir soruşturma. Daha sonra Rıza Zarraf ve ekibinin bürokrat ve siyasetçi bağlantıları Mart 2013'ten itibaren görülmeye başlıyor. Yani düşünün ilk soruşturma Rıza Zarraf hakkında 17 Eylül 2012. Zarraf'ın bürokratlarla ilişkisi Mart 2013'te tespit ediliyor. Barış Güler Haziran 2013'te dinlenmeye başlıyor. Kaan Çağlayan ise Ağustos 2013'ten itibaren dinlenmeye başlıyor. Şimdi peki deniliyor ki bakanlar nasıl dinlendi? Bakanlar
bu çocuklarıyla konuşmaları dolayısıyla doğrudan bakanlar için dinlenme bir kararı yok. Çocuklarıyla konuştukları için ve çocuklar teknik takibe takıldık, yani teknik takip altında oldukları için dinleniyorlar. Ayrıca da hatırlayın, bunlar doğrudan Rıza Zarraf'la da görüşüyor. Hem Çağlayan, Rıza Zarraf, Rıza Zarraf'ın adamları, hem de yani Muammer Güler altına yatarım falan gibi konuşmaları da var Rıza Zarraf'la. Dolayısıyla bakanların dinlenmesi söz konusu değil. Ama şimdi burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bugün de soruşturma komisyonu kuruluyor falan. Bu soruşturma komisyonu üyelerinin dikkatli, tabii onların da mutlaka dikkatinden kaçmayacak. Burada amaç şu, aynı TOKİ'de olduğu gibi, ne dediler TOKİ'de takipsizlik kararı veren savcı? Hukuka aykırı olmayan, hukuka aykırı bir dinleme söz konusu diyor. Yani hakim kararı olmasına rağmen. Çünkü önce bir örgüt suçu izafe ediliyor. Ciddi bir makul şüphe olmadan arkadan dinleniyor. Tesadüfen bu deliller elde ediliyor. Şimdi de şunu söylemek istiyorlar. Sanki bakanlar doğrudan dinlenmiş gibi, bakanlar hakkında bir soruşturma açılmış gibi takdim etmek suretiyle hukuk dışı dinlemeler yapıldı. Dolayısıyla bu fezlekelerin altı boşaltılmak isteniyor. Halbuki ben bu konuyu da araştırdım. Bir kere bakanlar doğrudan dinlenmiyor ama şimdi İçişleri Bakanı şunu söylüyor. Cem Eka'ya göre hakikaten akrabalar arasındaki konuşmalar tape edilemez ve kaydedilemez. Bunlar Muammer Güler'in oğluyla bu konuşmasını tespit edince Cem Eka'nın 135 ikinci maddesine göre işlem yapmak yapılmalı mı, yapılmamalı mıdır diye savcıya soruyor polisler. Çünkü nedir? Akrabalar arasında tanıklıktan kaçınma hali var. Eğer bu duruma girerse Muammer Güler, o zaman oğluyla yapılan konuşmalar tape edilemez gerçekten Muammer Güler'in ifade ettiği gibi. Halbuki savcı bakıyor ki Yargıtay kararlarına, Yargıtay kararlarında ancak kişi masumsa o zaman akrabalar arasındaki konuşmalar tape edilemez ve suç unsuru sayılamaz. Bu suça iştirak hali var diyor Muammer Güler'le ilgili. Dolayısıyla bunlar tapelere geçmesi lazım ve dosyada yer alması lazım diyor. Bu teknik bir konu, ben önemli olduğu için izah etmek istiyorum. Dolayısıyla Muammer Güler'in parlamentodaki o açıklamaları mesnetsiz, fakat yapılmak istenen şöyle bir hedef belirleniyor. Yani bu bunlar hukuka aykırı olarak elde edilmiş delil denmek suretiyle bu fezlekelerin altı aynı TOKİ'de olduğu gibi boşaltılmak isteniyor. Ben devam edeceğim buna. Karar veriliyor. Yani efendim? Bir hüküm sonunda. Devam sayıyoruz. Bir soru soruyorum. Sor, evet, sen sor. Siz diyorsunuz ki yani Yargıtay'a dediğine göre bu konuşmalar şayet masumsa delil kabul edilemiyor. Şimdi masum olup olmadığını dinleyenler mi karar veriyor? Yani öğrenmek için karar veriyor. Bir mahkeme kararı sonucunda masum ya da değil hükmü çıkmaz mı? Hayır, ama sen şimdi o anda bunu yok farz edemezsin. Eğer masum değil de zanlı demek lazım. Yani masumiyeti masum nasıl? Masum diye yani, şey tuhaf yapıyor. Değil yani, bu hukuka aykırı bu kişi, biri geldi. Şimdi şunu demek istiyor. Bu Cem Eka'nın 135'inin ikinci fıkrasında diyor ki şimdi ben mesela bir anne olarak benim suçum, aman benim oğlum bir kötü bir işe karışmış veya kardeşim bir, ben hiç alakasız bir şekilde konuşmalar yapıyorum onunla, bu konuyla ilgili olmayan, ama ben ona parayı şuraya mı sakladın, buraya mı sakladın veya ben onun suç işlediği dedim mesela, Zarraf denilen kişiyle ben de doğrudan doğruya konuşuyorsam, o zaman suça iştirak hali oluyor, bunu yok farz edemiyorsun, bu Yargıtay kararlarıyla bu şekilde tespit ediyor. Onu demek evet istiyorum. Masum değil, o zaman ilgili demek lazım belki. Yani konuyla i̇şte masum, bağlantılıysa. Belki o masumiyet karinesinden yola çıkarak Yargıtay'ın kararını okumadım. Yani, yani buna bakmak çünkü lazım. Öyle bir hüküm veremez. Tamam. İlgili diyelim o zaman. Peki. Evet, ben genel olarak şunu söylemek istiyorum. 17 Aralık'la ilgili başlayan bu süreçte karşımıza çıkan tabloda çok fazla detay ve çok büyük bir resim var. Şimdi bunların hepsini birebir Nazlı Hanım'ın yaptığı gibi gerçek kabul edip bunun üzerine yorum yapmayı ben açıkçası çok kaygan bir zemin üzerinden yorum yapmak olarak görüyorum. Çünkü bugün bilmem kaç yıl sonra dönüp baktığımızda daha çok detaylı davalar süreci geçirdi Türkiye. Ve orada birçok senaryo, birçok detay, birçok kanıt vesaire önümüzdeki işte dakikalarda da konuşacağız.
Balyoz'la ilgili, Ergenekon'la ilgili önümüzde birçok şey vardı ve onlara bakarak yorum yapmaya çalıştık. Ama şimdi bunların önemli bir kısmının sahte olabileceği, birilerinin bizi, kamuoyunu bir şekilde yanıltma amaçlı hareket etmiş olabileceği şüphesi kuvvetli bir şekilde uyanıyor. Emniyetin ve yargının içinde organize hareket etmiş bir güç böyle bir yanıltmayı yapmış olabilir. Ve ben orada şimdi yani zaman zaman kendi kendime öz eleştiri de yapıyorum. Bu kadar önemli bir temelde bir takım yanlışlıklar yapılmış gibi görünüyor diye. Şimdi bununla aşağı yukarı benzer bir durum bu süreçten sonra da ortaya çıkabilir. Yani birçok ayrıntı işte o dinlenmiş, bu böyle yapmış vesaire. Şimdi bu kadar şaibeli bir durum önümüzdeyken son 4-5 yılla ilgili yargılama süreçlerinde aynı şaibeyi böyle bir kesinlikle bugün konuşursak bundan birkaç yıl sonra da yaşayabiliriz. O yüzden ben öncelikle elbette ki Türkiye'deki bütün karanlıkların aydınlanması birinci görevimiz. Zaten o yüzden bütün bu davaları da Ergenekon ve Balyoz davalarında destekledik. Bugün de başka bir başlık altında tartışılan soruşturma süreçleri var. Türkiye'nin temizlenmesi için her türlü sürece destek olmamız lazım. Türkiye'yi temizleme adı altında Türkiye'yi kendi ellerinde oyuncak yapanlara karşı da uyanık olmamız lazım. Yani ben artık yoğurdu üfleyerek yeme taraftarıyım. O yüzden şunlara da bakıyorum. Şimdi çok dikkatimi çeken bir şey söylemiş. Bir iddia ortaya atmış Zafer Çağlayan. Doğru mu değil mi? Bunun araştırılması şart. Şayet 17 Aralık'la ilgili operasyonu yürüten savcı bir avukatı Metris cezaevinde kaldığı sırada Rıza Zarrab'a gönderdiyse, aynen Zafer Çağlayan'ın ifadesinden okuyorum. Sen buradan artık çıkamazsın. Sen buradan kurtulmak istiyor musun? İstiyorsan biz seni buradan kurtaracağız diyor savcının gönderdiği avukat. Peki nasıl çıkartacaksınız? Borcum ne olacak diye soruyor Rıza Zarrab. O zaman da avukat arkadaş biz para almayacağız. Bu bir vatan görevidir. Peki ne istiyorsunuz benden diye sorunca aynen ifade şu. İki satır ifade vereceksin. Ben bu olayların hepsini bakanlarla birlikte ancak Sayın Başbakan'ın talimatıyla yaptım diyeceksin. Zarrab da peki garantim ne benim diyor. Yapılmak istenen böyle bir operasyon. Bu Zafer Çağlayan'ın ifadesi. Ben şunu gözden kaçırmamamız gerektiğini söylüyorum. Bu ifade, bu çok vahim bir iddia. Bu iddia muhakkak sonuna kadar araştırılmalı. Nazlı Hanım'ın söylediği bütün bu detaylar da elbette ki sağlam bir zeminde her türlü şeyin üzerine giderek araştırılmalı. Ama aynı zamanda Türkiye'de aşağı yukarı eş zamanlı olan mesela bir de tır operasyonları vardı. Yani 17 Aralık'ta büyük bir dalga başladı ve bu daha da büyüyecek gibiydi. Ve tam o sırada başka bir yerde de başka bir kriz fotoğrafı ortaya çıktı. Arda arda tırlar durdurulmaya başlandı, MİT tırları. Sonra onunla ilgili bir soruşturma başlatıldı. Ve mesela bugün Milliyet'in manşetinde vardı. Oradaki o askerler, MİT'i durduran askerlerle ilgili savcılık müebbet hapis istiyor. Yani bu çok ciddi bir şeydir. 16 askerden 13'ü hakkında kamu davası açıldı. Mahkemeye gönderilen dosyada devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla açıklama suçundan zanlılar için müebbet hapis istendi. Şimdi bütün bunlarla ilgili kamuoyunun aydınlatılması gerekiyor. Öncelikle herhangi bir süreç, bugün 17 Aralık süreci, yarın öbür gün başka bir süreç olabilir. Her neyse Türkiye'de bu kadar önemli süreçleri yürütecek zemini olan güvenin öncelikle tesis edilmesi lazım ki hep birlikte canı gönülden bütün hukuksuzlukların üzerine gitme sürecini destekleyelim. Ama bugün geldiğimiz noktada çok büyük şaibeler görüyorum. Bakın telefon tapeleriyle ilgili geçtiğimiz dava süreçlerinde nasıl yanlışlıklar, özellikle hileler, sahtekarlıklar yapıldığını bugün yavaş yavaş öğreniyoruz. Peki bugün ortaya çıkan bu tapeler vesaire bir takım yasa dışı bir takım yasal deniyor ama önemli bir kısmında yasa dışı olan dinlemelerle ilgili acaba araya kaynak yapıldı mı, konuşma olduğu gibi öyle mi gidiyor? Bütün bunları biliyor muyuz? Ben bu sürecin Türkiye'de hakikaten çok vahim bir şeye işaret ettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla temizlenme olacaksa her alanda olacak. Hiçbir şekilde temiz olmayan son derece şaibeli bir yapıyı işaret eden yargı da Türkiye'de ne yolsuzluğu ne maalesef
derin devleti ne de başka hiçbir sorunu temizleme, açığa çıkarma gibi bir görevi üstlenemez. Benim bu turda söyleyeceklerim bu kadar. Bir parantez açarak da şunu söylemek istiyorum. Abdülkadir Bey burada yok. Onu bir kere daha tebrik etmek istiyorum. Dün kızını evlendirdi. Çok da güzel bir düğündü. Başbakan başta olmak üzere bütün kabine üyeleriyle birlikte. Oradan da önemli izlenimler var. Bir sonraki turda belki yeri geldiğinde konularla ilgili onlara da değinirim. Evet. Ben de Abdülkadir Bey'in mutlu gününü kutlarım. Ayrıca çocuklarına da mutluluklar dilerim. Bugün gazetelerde gördüm. Bir daha toplantıya gelecek herhalde. O zaman direkt olarak da kutlarız. Şimdi gelelim şeye. Bu sütten ağzı yanmışız. Sütten ağzımız yandı diyorsun. Çok doğru o. Sütten ağzı hem de nasıl yandı? Bu balyoz davası başta olmak üzere. Ergenekon davaları ve buna benzer diğer davalarda hakikaten çok haksız uygulamalar yapıldığını ve çok haksız kararlar verildiğini gördük. Zaten bunların bir kısmı da çeşitli vesilelerle ortaya çıkarıldı. Balyoz davası bunlardan biri. Öbüründe de dikkat edilsin tabii, böyle yanlışlıklar falan olabilir. Ama ötekilerde şu anda bir eza çeken, tutuklu olan falan kimse yok bildiğim kadarıyla. Var mı? Yok. Daha kalmadı. Yok. Hayır, yok. Tutuklu. Orada vardı, burada 3, da mı oldu? Tutuklu sanık yok. Olmasın ama o 3-4 senedir orada tutuklu olanlar ne olacak? Yani balyoz davası meselesini görüyoruz. Yani başbakan kendisi söylemiş. O 5 numaralı işte disk neyse, onun ne kadar sahteliklerle, sahteciliklerle dolu olduğunu burada daha önceden kendimiz de söyledik. Ben kaç defa anlatmaya çalıştım. Sonra ortaya çıktı. Türk makamlarının, araştırma kuruluşlarının da tespitleriyle. Ama insanlar duruyor. Hapishanede duruyorlar. Bazısı da ölüyor. Buna karşı reaksiyon olarak avukatlar bir gösteri yaptılar. Bugün devam ettiler. İşte Anayasa Mahkemesi Başkanı'yla görüştüler. Ama bunun sonucunun artık bir an önce alınması lazım. Kaldı ki Adalet Bakanı da bunları kabul etmek durumunda kaldı son sıralarda. Hala bu konuda böyle bir şey davranmak, yani yatıyorlar işte falan diye üstüne fazla düşmemek çok yanlış bir şey. Bu gün meselesi, saat meselesi, 4 gün süreyle orada nöbet beklediler. Hala devam ettiriyorlar sessiz olarak eylemlerine. Yani bunun görülmesi lazım. Bu en önemli, en acele işlerden bir tanesi. Şimdi gelelim öteki meseleye. Öteki meselede bu da aynı şekilde doğru dürüst araştırılsın, soruşturulsun. Fakat doğru dürüst araştırması ve soruşturulması konusunda bir hareket yok. Tam bir çelişki hali var. Bakın, bütün o geçen toplantıda, konuşmamızda söyledim. İçinde o saatlerce süren, sabah 6'ya kadar süren görüşmeler sırasında tutanaklara da geçen şey şu. Sanıklar, orada konuşanlar dediğim işte soruşturma komisyonuna gönderilen milletvekilleri, eski bakanlar özetle diyorlar ki bu aslında bizimle alakalı bir şey değildir. Bu 17 Aralık hareketinin sonucudur. Peki 17 Aralık hareketi ne? Yani 17 hareketi işte şeye göre Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesine göre hükümeti devirme, dava, darbe hareketinin davası haline geliyor bu. Ve o darbe hareketi de 312. maddede şöyle deniyor. Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs eden kimseye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir. Şimdi burada ne lazım? Bir hükümeti devirme kastı, hazırlığı, kısmen veya tamamen yani görevlerini engellemeye teşebbüs etmek işte. Bunun için de cebir ve kuvvet kullanmak unsurları var. Şimdi zaten ama hükümetin istifasına neden olacak vahim olayların ortaya çıkması hükümetin görevini yapmasını engellemek oluyor. Gözaltına almak da herhalde cebir ve şiddet mi oluyor bilmiyorum ben. O hiç böyle bir tefsir ben şimdiye kadar işitmedim. Senin tarafından enteresan yani, bu da hukuk literatürüne. Demiyorum ben arıyorum. Hükümet üyeleri yani yasa dışı ilan etmek, işte kelepçelemek, götürmek ve
siyasi bütün tabloyu alamaz. Hükümet üyelerini böyle yasa dışı ilan edemez. Falan diye bir şey yok zaten. Çünkü dokunulmazlığı var. Evet. Tabii ki var da hukuk kalmazsa şayet. Olay şimdi, Türkiye'de her türlü olağanüstülük yaşanır. Efendim, hükümet üyelerinin kalmadığı durumlar işte CHP genel başkanına sehven tırnak içinde gözaltı ifadeye çağırma. Şimdi hükümet üyelerini çağırma. Müsaade ederseniz devam edebilir miyim? Hükümet üyelerini böyle cebren elini bağlamak, görev yapmaktan men etmek falan diye bir suç işlenemez nazari olarak. Çünkü dokunulmazlıkları vardır ve onlar hakkında dava açılması da hükümet üyesiyseler eğer ancak işte soruşturma komisyonu yoluyla Yüce Divan'a sevk edilirlerse olur. Şimdi o aşamadayız. Ama bu soruşturma daha başlangıç gününde bütün kamuoyunun gözünden de gizlenerek o hale getirildi ki burada aslında 17 Aralık darbesi denilen hadise cereyan etmiş. Öteki tarafı teferruatmış gibi bir şey oldu. Yani tutanaklara bakılırsa görülüyor. Ama tutanaklara bakıp bütün bunları okuma imkanı kimsenin yok. Yani meraklıları ancak benim gibi karıştırabilir. Avukatlar, bir kısım avukatlar yapabilir. Ama kamuoyu bunu hala bilmiyor. Şimdi buna ne denilecek? Yani halbuki mesela bu darbe hareketidir. Bu darbe hareketinin sonucudur bunlar denildiği zaman bunun mutlaka ispat edilmesi lazım. Bir, bunun ispat edilmesi bu soruşturma içinde olamaz. Yani adli başkaları için adli takibat yapılması gerekir. Bunun için dava açılması gerekir. Halbuki açılan davalarda da zaten bir sonuç alınmıyor falan. Böyle bir karma karışık durumdayız. Yani buradan çıkış yolu önce tabii biraz önce belirttiğim balyoz davası gibi başka birçok dava gibi bir takım meseleleri ortadan kaldırıcı yani bu sorunları çözücü tedbirler almak. İkincisi de bunu bir rayına koymak. Bu doğru dürüst araştırılsın. Var mı yok mu bu darbe girişimi? İşin aslı nedir? Buyurun. Evet yani kamuoyunda 30 Mart'tan sonra sanki yolsuzluklara bu konudaki haberlere eskisi kadar ilgi gösterilmiyor gibi bir algı oluşmuş durumda. Medya dünyasında da böyle bir algı var ama bence Türkiye kamuoyu bu konuyu aldı. Kamuoyu demeyeyim ama çeşitli kesimler konuyu aldı cebine koydu. Bu ileride uygun şartlar ortaya çıktığında bunu cebinden çıkartır bu kamuoyu. Ancak tabii her şeyi bir siyasi dengeler içinde işte tartarak falan konuşuyoruz. En kötüsü de tabii hukukun siyasallaşması burada. Hukuk siyasallaşınca da o zaman günlük siyasi ihtiyaçlara göre değerlendirmelerimiz de maalesef değişiyor. Mesela sütten ağzı yanmak ifadesi kullanıldı. Kimsenin geçmişte Ergenekon balyoz döneminde iktidar cenahında yaralanların sütten ağzını yandığı falan yok. Böyle bir şey yok. Çünkü zaten iktidar partisiyle ve diğer seçilmemiş üyesiyle, iktidarın seçilmemiş mensubuyla, cemaati de kastediyorum o dönemde. Pekala işte bugün suçlanan yargı kesimi ve emniyet kesimi iktidarın verdiği siyasi destekle onların arkadan aynı zamanda hem siyasi her bakımdan moral destekle ta başından beri bizim de eleştirdiğimiz maalesef hukukun üstünlüğüne ve demokrasinin yerleşmesine hizmet etmeyeceğini başından beri söylediğimiz bu balyoz ve Ergenekon davalarının, siyasi davalarının ve operasyon ve davalarının yürütülmesinde gördük başrolü oynadı ve orada aslında sütten ağzı yanan falan yok. Peki o şimdi zaman hukuk siyasallaşmamıştı da ağzı, bugün mü siyasallaştı? O zaman da hukuk siyasallaştı, siyasiydi. Yani siyasallaşmış bir hukuktan bahsediyoruz. Elbette ki bahsediyoruz. Bu operasyonları yapmaya yelkenen de aynı siyasallaştı. Tabii şimdi ama yargı. Fark var. Şöyle bir fark var arada. Ben ortaya çıkan delile bakarım. 5 numaralı işte bu hard disk ve 11 numaralı CD. Başından beri bunların fabrikasyon olduğu 11 numaralı CD özellikle. Çok belliydi. 2003'te olmayan şeyler bunlar defalarca konuşuldu yani. Ondan sonra da işte güncellenmesi sanki güncellenmişler gibi Gölcük'te bir döşeme altından bir yerden
bir şeyler çıktı. Ha dediler, güncellemişler. Şimdi tabii buna da artık inanan kalmadı. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi bir yerde bir siyasi amaca ulaşmak için deliller üretiliyor. Operasyon ve dava süreçleri kurgulanıyorsa bazı deliller vardır belki. Evet, ama bunlar yeterli görülmez bu amaca vasıl olmak için. Mükemmelleştirilmiştir dava süreci ve operasyon ve dava süreçleri yeni delillerle, 11 numaralı CD kastediyorum. Şimdi buraya bakıyoruz. Bu tapeler ortaya çıkan, ilk 17 Aralık'ta yapılan operasyon neticesinde ortaya çıkan o manzara, para sayma makineleri, ayakkabı kutularındaki paralar. Sonra tapeler mesela tapeler, emniyetin koyduğu tapeler. Bu ortaya çıktı ama hala ortaya işte bu çıkmadı. Yok öyle nasıl bir şey. Çıkmadı ortaya, açıklama yapıldı şey, ya şey. Emniyet kendi o açıklama emniyet, yaptı biz emniyet, götürdük hangi onu emniyetten diye. Bahsediyorsun hangi işte, emniyet işte bakın yani Ergenekon'da ben bir emniyetin her şeyi burada bir, sen yapıyorsun hayır, çünkü bir emniyetin bir emniyet gitti yerine yani kötü emniyet gitti yerine iyi emniyet gelmedi bir siyasi tamam. Bir siyasi misyona rağm olmuş bir emniyet gitti başka bir siyasi misyona rağm olmuş başka bir emniyet geldi. Dedi ki o emniyet bu para sayma makineleri sonradan yerleştirmiş. Aynı emniyet. Ya neyi tartışıyoruz? Ben buna işte, hiçbir gerçeklik atfedilmesi hususuna. Ayrıca hadi para sayma makineleri sonradan konuldu. Diğer şeyler nedir? Yani o evin bodrumundaki iki gün süren tasfiye ve taşıma operasyonuyla bir türlü tüketilemeyen paralar nelerdir? O tapeler. Bütün tapelere, bazı tapelere mesela sansür tapelerine tamam bunlar ben gerekti yaptım ben konuştum dersiniz. Ama işin içinde gerçekten ciddi dava süreçlerini gerektirecek olan, diğer de gerektir ama bunu gerektirecek olan diğer tapeler söz konusu ama montaj dersiniz. Şimdi bütün bunların bakın deliller bence bu tapeler özellikle YouTube'da duruyor. Durdukları için de kapadı YouTube şu an hala. Onu da tartıştık geçen programda. Yani o bir şey fark etmeyecek. Şimdi bakın ortada deliller vardır. 17 Aralık'ta çok net deliller var. İşte bakın saat konusu. Çürütülebiliyor mu? Yani Sayın Çağlayan çıkıp saat konusunu çürütebildi mi? Hayır. Patek Philippe'den açıklama geldi. Böyle bir şey yok dendi. Bitti. Şimdi 25 Aralık'ta havuz medyasının delilleri çok net. Ondan sonra polis okulu deliller çok net. Şimdi bunun yanında ama karakter katliamı yapılmıyor mu? Yapılıyor. Mesela Egemen Bağış için ortaya konan deliller var. Bunun yanında bir de bir gazeteciyle yapmış olduğu telefon konuşmasının tapelerinin internete konulması var. Bu da bir karakter şeyi cinayetidir. Şimdi bunlarla ondan sonra bir de bu tapeler geliyor. 24 Mart'ta tak diye kesiliyor. Ondan sonra 27 Mart'ta Dışişleri Tapesi çıkıyor. Tabii bunlar ilişkili olaylar mıdır Dışişleri Tapesi? Ayrı mesele ama şu var. Bu operasyonun gerçekten de siyasi sonuç almaya dönük bir operasyon olduğu çok açık. Fakat beni burada ortaya çıkan bağlıyorum. Burada ortaya çıkan deliller ve ortaya dökülen yolsuzluk vakaları beni hayretler içinde bırakıyor. Ben bu yaşıma gelene kadar bu kadar vahim bir yolsuzluk tablosuyla karşılaştığımı hatırlamıyorum. Dolayısıyla bu yolsuzluk tablosunun ortaya çıkarılmasındaki siyasi amaç, evet bunu değerlendirelim, tartışalım. Ama bugüne kadar da bu birliktelik sayesinde gizene gelmiş muazzam bir yolsuzluğun ortaya çıktığını ve bentin yıkıldığını ve bütün bu deliller, iddialar, belgeler her neyse bunun altında Türkiye'nin kaldığını görüyorum. Bu bakımdan mevcut iktidarın da bunları işte sağduyu, hukuk ve nesnellik ölçülerinde araştırıp kendi içindeki çürümüş ve yozlaşmış, yolsuzlaşmış unsurları temizleme yönünde böyle sağlıklı ve gerçekten de takdire şayan bir çaba içinde olmaktan ziyade bunları örtbas etmek yolunda bir hukuki, evet sözde hukuki bir süreç başlattığını tespit ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Şimdi bakın arkadaşlar, ben burada vakaları ortaya koyuyorum. Yani bu Rıza Zarraf'la ilgili soruşturmanın kökü 2007'ye dayanıyor. 2012'de esas tekrardan teknik takip başlıyor. 2013'te Rıza Zarraf'a takılıyor bakan çocukları ve bürokrasi.
Ondan sonra 2013'te bu gelişiyor. Dolayısıyla şimdi biz burada tarihleri veriyoruz. Adım adım nasıl ilerledi söylüyorum. Sen bunu siyasi bir şeye bağlama çalışmaları var. Şimdi bu iddialar da aslında yargısız infaz ve karakter katliamıdır. Her ne kadar falanca kişi hakkında ben de katılıyorum bakara makara bir katliamsa, bu şekilde görevini yapan polisler ve savcılar hakkında elde hiçbir delil yokken adamlar Rıza Zarraf'tan yola çıkarak eğer bu bakanlarla ilişkilere ulaştılarsa sen bunu paralel devletin adamı siyasetti, darbeydi diyemezsin. Bunun tersini ispat etmek zorundasın. Veyahut bakın TOKİ'de de aynı şey. Önceden mesela savcı akladı bunu, yani TOKİ'yi takiplik kararı verdi. Çünkü önce bir örgüt icat edildi diye ben tekrardan bunu soruşturdum. Önce Ali Ağoğlu ile ilgili bir takım iddialar geliyor. İddialar gelince bir ön araştırma yapıyorlar. Bakıyorlar ki onun aldığı yerlerde hep emsal artışı ortaya çıkıyor. Daha fazla kat artışı ortaya çıkıyor. Ve belediye başkanlığı büyükşehir reddetmiş olmasına rağmen bakıyorlar ki bu Çevre Bakanlığı'na, Şehircilik Bakanlığı'na devredilmiş bu işler. Bunu görünce şüpheleniyorlar. Bir bakıyorlar bir kanun hükmünde kararname çıkıyor. Kanun hükmündeki kararnamede diyor ki Büyükşehir Belediyesi'nde 2 aydan daha fazla eğer talep karşılanmazsa doğrudan bu iş Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na intikal eder diye bir karar çıkıyor. Bu kanun hükmündeki kararname çıkıyor. Şüpheler artıyor. Yani deniliyor ki demek ki Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan Çevre Bakanlığı'na doğru bir kaçırma işlemi var. Bunun üzerine istihbarata haber veriyorlar. İstihbarat bir ön çalışma yapıyor. Ve bütün bunların neticesinde savcılığa gidip böyle bir örgüt söz konusu olabilir diye teknik takip izni alıyorlar. Siz şimdi bir savcı olarak bütün bu çalışmalar yapılmış olmasına rağmen diyorsunuz ki burada hiçbir makul şüphe yok. Makul bir örgüt olup olmadığına dair bir makul şüphe edin. Kararını zaten savcı verecek. Yani savcıdan siz alıyorsunuz, savcı da gidiyor. Hakimden bu kararı alıyor. Yani savcıya siz gidiyorsunuz ve sonra da adli kolluk olarak çalışıyorsunuz. Mesela gelelim Nagihan'ın bahsettiği bu tırdaki bu askerlerin çok ağır cezalarla yargılanmasına. Bir kere oradaki askerler adli kolluk olarak çalışan itiraz edemezler. Yani onlar casusluktan diye. O zaman sen savcılardan başlayacaksın meseleyi. Bu tır meselesinden çok fazla içeriye girmememiz girmiyorum. Gerekiyor. Hayır, biliyorsunuz yani, yayın yasağı var. Ben içeriğiyle değil. Yani buradaki yakalandılar bilmem ne yargılanıyorlar. Savcılardan başlayacaksın o zaman işe. Eğer hakikaten bir casusluk faaliyetiyse ben hiçbir zaman bunun bir casusluk faaliyeti olduğunu diye. Yani orada biliyorsunuz ihbar silah kaçakçılığı diye yapıldı. Onun üzerine gidildi. Ben de inanıyorum ki yani o anlamda maalesef Türkiye'den bol miktarda silah gönderiyor. Yani böyle bir şeye hakkı yok. Bak MİT bunu yapabilir diyorsun ama yakalandığı an yakalananları ilişkisini kesmek zorunda. Yani onları himaye edip görevini yapan savcı ve şeye bu manada saldırı da bulunamaz. Şimdi ben şunu da söylemek istiyorum. Tekrar bunun altını çizmek istiyorum. Bakın Rıza Zarraf'la bu bakanlar arasında bir ilişki tespit edilir edilmez. Kanunun söylediği gibi derhal bakanlar dosyası tefrik ediliyor. Yani darbe bilmem ne meselesi var ya derhal tefrik ediliyor. Ve ondan sonra bir rapor hazırlanıp ayrıca Celal Kara'ya savcı bu dosyanın savcısına gönderiliyor. Savcı da tabii ki kendi fezlekesini hazırlıyor. Ve zaten bu peyderpey hazırlanan bir şey. Yani 309 sayfalık bir rapor söz konusu. Bunun üzerine de fezleke yazıp bunu parlamentoya gönderiyor. Böyle bir darbe yapıp da bunları tutuklama falan bahis konusu değil. Hatta bak bakanlar için zaten dinleme kararı alınamaz, alınmamış. Evleri aslında aranabilirken, aranabilecekken Cem Kaya falan göre müsaitmiş. Yani şüphe üzerine ev aranabilir. Mesela Zafer Çağlayan'ın oğlunun evi babasının üzerine kayıtlı diye hani öbürlerine girebildiler. Evlerinde arama yaptı. Onun evine girip bir arama yapmadılar. Yani bu kadar aslında itina gösterilmiş. Yani buna dönüp de bu bir darbeydi, bu bir siyasi teşebbüstü, bu paralel devletin şeysiydi. Peki ben de diyorum ki bunun kanıtı nerede diye soruyorum. Bak soruşturma dosyasına müsaade edersen teknik bilgi olarak evet. Ancak 5 dakika oldu. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi bu 17 ve 25 Aralık operasyonu yürüten Mali Şube'ye veyahut işte Organize Şube'ye
sözde soruşturmalar açılıyor. İşte 130 soruşturma var diyor Efkan Ala. Şimdi ben baktım bu soruşturmaların muhtevası nedir? Mesela şubede tutulması zorunlu olay defterinde defter sütunlarının usulüne uygun tutulmaması. Mali şubeden Ankara'ya yazılan yazıların bazılarında emniyet müdür yardımcısının yerine imza atılması. Acele olunca imza atılıyor ama içeriği değiştirilmemiş. KOM daire başkanlığından alınan avans paranın kullanılmasındaki usulsüzlük, dinleme ve izlenmelerin internette yayınlanması ki bu ispat edilemiyor, reddediyorlar biz yayınlamayı. Şimdi ben şunu demek istiyorum. Paralel devlet deniliyor ya bunlara. Bunlar hakkında yürütülen soruşturma da paralel devletle ilgili bir sorgulama söz konusu değil. Rutin sorgulamalarda yapılan yanlışlıklar neyse onlar ki belki yanlışlık, belki yanlışlık değil. Bu da bu soruşturma sonunda meydana çıkacak. Ama paralel devletle somut ilişkiyi koyacak deliller henüz böyle bir şey kaç ay geçti ortaya konulmadı. Ben de rica ediyorum karakter katliamı bilmem ne diye sen adı hayli yolsuzluklara bulaşmış bakanlara şey arka çıkacağına burada aslında hiçbir irtibat olmadan savcı, polis bu şekilde binlercesi görevden alındı. Çoluk çocuğuyla perperişan edildi. Biraz da onlara sahip çıkın. Bunlar devletin evet. soyulmasını engellemek üzere harekete geçmiş insanlardır. Biraz da onların hakkını teslim edelim diyorum. Siz evet. de biraz Türkiye'de düğmeye basılmışçasına art arda son derece tuhaf bir şekilde yaşanan olaylar Allah Allah başımıza taş mı düşüyor? Niye bir anda böyle bir bombardıman başladı? Sana. Efendim düğmeye basılmış gibi niye? 2007'den beri soruşturma başlamış diyorsunuz. 2012'de devam etmiş. Ben herkesin gözünün önünde cereyan eden fotoğrafı neden ısrarla görmek istemediğinizi sadece sizin için söylemiyorum. Bir takım insanlarla ilgili. Neden görülmek istenmediğini merak ediyorum. Şimdi 17 Aralık'ta bir anda Türkiye'de bir operasyon dalgası başlıyor. Ve sanki bu operasyonların altını doldurmak istercesine... Kaç Aralık'ta başlasın sen makul karşılarsın? Hangi Aralık'ta başlasın? Ben kesmeden dinledim. Merak ediyorum. Ben de sana operasyon dalgası başladıktan sonra bir anda buna paralel olarak bir internet üzerinden de bombardıman başlıyor. Sürekli ses kayıtları. Ona paralel değil. Peki 3 gün sonra başladı. 4 gün sonra başladı. Sizin bu savunduğunuz o zaman savunduğunuz kahraman polisler, savcılar dediğiniz insanlar üstü kapatılınca demek yasa dışı dinlemeleri bagajlarındaki ceplerine çıkarıp efendim internet üzerinden servis etmeye başladılar. Bu ne büyük tesadüf ki bir yandan bu süreç başladı öbür yandan Türkiye'de bu sabah sporu haline geldi. Bugün hangi ses kaydıyla uyanacağız? Bu ses kayıtları meselesi hem de arkadan karanlık bir ses tehdit ederek bundan sonra daha büyük paket geliyor. Şimdi Türkiye sarsılacak. Bundan sonra bakın ne kadar yasa dışı şeyler içinde yaşadığımızla ilgili bir kanıt ortaya çıkacakla da yetinmedi. Üzerine özel hayatın detaylarına kadar aynı karanlık güç hepimizi büyük birader gözlüyor gibi dinleyip cebinden çıkarıp servis etti. Bununla da kalmadı. Bütün ülkenin güvenliğini tehdit edercesine en stratejik toplantıyı bile dinledi birileri ve bunları servis ettiler. Bunların hepsi her ne hikmetse zaten açıkça bu servisleri yapanlar 30 Mart ayarlı bu bombaları ortaya attıklarını söylüyorlardı. Şimdi her ne hikmetse sandığa gidildi ve 31 Mart günü Türkiye'de fırtına dindi. Ne ses kaydı ne bir şey hiçbir şey yok. Ve siz buradan bir siyasi mühendislik olmadığını iddia etmeye çalışacaksınız. Yani kusura bakmayın buna kimse inanamaz. Türkiye'de ben yeniden söylüyorum. Nedense aynı bu kadar yayınları yapanlar Deniz Feneri meselesinde çok kötü bir karne verdiler. Deniz Feneri'ni iktidar partisi son derece yanlış bir yaklaşım sergilerken bugün yolsuzluk yolsuzluk sabah akşam yolsuzluk yazıp çizenler hiç oralı olmadılar. Hiçbir şey yazmadılar doğru dürüst. Sizden bahsetmiyorum ben ya. Altan da dile getirdi. Ya ben sizden de bahsetmiyorum. Ben bugün bir takım yayın organlarının manşetlerinden bahsediyorum. Buradaki kimseden bahsetmiyorum ki. Yani dolayısıyla yeniden söylüyorum. Keşke o Deniz Feneri savcıları gelseler bu soruşturmaları yürütseler. Bakın ben bugün karşılaştığım iktidar partisinin içinden AK Parti'ye hiçbir yakınlığı olmayan son derece muhalif Ergenekon ve Balyoz davalarının çok önemli isimlerinden de şu tespiti duyuyorum. Türkiye'de yargının siyasallaşması hepimizi mahvetti. Gelin önce ortak bir şekilde bunun
nasıl yeniden işler rayına oturur, nasıl Türkiye'de yargıyı güvenilir hale getirebiliriz üzerine bir tartışma platformu oluşturalım ve ondan sonra elbette ki ortaya çıkan her türlü pislik, hırsızlık vesaire bütün her ne varsa güvenle üzerine gidilsin. Ama yargının siyasallaşması derseniz bugün 17 Aralık soruşturulması da bal gibi siyasallaşmış bir yargı olduğu bilinerek bir siyasi araç olarak kullanılıyor. Ben Ahmet Şık ve Nedim Şener'i tutuklayan yargıçların iş başbakana gidince orada yanlış, burada bravo Türkiye temizleniyor tavrının son derece riyakar buluyorum. Keşke herkes karnından konuşacağını açıkça konuşsa. Çünkü son derece muhalif cephedekiler, herkesten aynı şeyi duyuyorum. 17 Aralık'la Aralık'tan itibaren başlayan süreç çok net bir mühendisliktir. Çok net bir bu ülkenin iradesinin üzerine bir şekilde müdahale etme girişimidir. Bunun, bakın, yargının kendi işini yapar hale gelmesi bir ortak bir konsensüsle olur. Bu şekilde bu işte birçok sayılan iddialar vesaire böyle bir, ya kime kendimizi teslim edeceğiz? Ya bugün her geçen ilerleyen zamanda daha fazla mağdur olduğunu, şu da mağdur, bu da mağdur diye tespit ettiğimiz insanları mağdur edenlere mi teslim edeceğiz? Ama canım, daha önce iktidar partisi o kadar sesini çıkarmıyordu. E peki o zaman onlar mı şimdi mağdur olsun? Hiç kimse mağdur olmasın. Bugün ya ben, öbür gün o, öbür gün sen. Kimse mağdur olmasın. Yani Türkiye'de bir yerden bir yere gelmek istiyorsak muhakkak bu tıkanıklığı aşmamız lazım. Ben o yüzden geçmişte siyasal olarak kullanılmışsa yargı, ki kullanıldı, çok yanlış yapıldı. Bugün de aynı yanlışa düşünüp karşı cenahın bunu bir siyasi malzeme olarak kullanmasını çok büyük bir hata, ileride hepimizin çok pişman olacağı bir hata olarak görüyorum. Çünkü böyle bir sistem Türkiye'de gitmeyecek şekilde yerleşirse, kimi düşman addederse yarın öbür gün ona karşı bir silah olarak gider. Hiç kimse kendini kurtaramaz. Türkiye büyük bir açık hava hapishanesine döner. Bununla ilgili mücadele bütün vatandaşların, herkesin görevidir. Çok güzel. Altan Bey. Şimdi yargının bir zelzele geçirmekte olduğu belli. Ama yani yargıyı ıslah etme denilen şeyi bir hükümetin yapması, hükümetin bizzat yapması ve kimseye danışmadan yapması... muhalefetle falan da temas etmeden yapması demokratik herhangi bir ülkede görülmüş bir şey değil. Ama muhalefet de Altan abi yapıcı bir tavır takınsa, bu konuda bir birlik olunsa. Şimdi birlik derken bu, yani bu bütün iddiaların şimdi üzerine örtmek ne olmaz yargıyı, ki o zaman. Başka ne yargıyı şey dinliyor, ne muhalefeti dinliyor, ne kimseyi dinliyor. Bakanlar atıyor, İçişleri Bakanı'nın yerine başkası, işte Adalet Bakanı'nın yerine başkası ve onlar doğrudan doğruya bir takım savcıları işten alıyorlar. Hangi savcıları işten alıyorlar? Bu soruşturmayla ilgili savcıları işten alıyorlar. Bu soruşturma kimin aleyhine yapılıyor? Bakanların çocuklarıyla birlikte bakanları da tabii dolaylı olarak hedef almış gibi oluyor. Ve o bakanlar, yani eski bakanlar, ki onlar da 10-12 gün zaten görevde kalıyorlar. O eski bakanlar kendileri aleyhinde yürütülen yahut çocuklar aleyhinde yürütülen savcıları, polisleri yürüttüğü soruşturmalar için onları görevden alıyorlar. Yani öyle bir hadiseler geldi geçti ki, hala da geçmekte devam ediyor ki, ya binlerce polis Türkiye'nin orasından burasına alındı. Neyle? Bir soruşturmayla mı? Belli değil. Oradan alıyorlar, götürüyorlar. Peki oradan alıyorlar onları, öbür tarafa götürüyorlar. Orada insanlar yok mu? Polisler oraya bakmayacak mı? Bir savcıyı alıyor, kötüdür bu savcı iddiasıyla alıyor. O savcı başka bir yere gidiyor. Orada da eğer yanlış işler yapıyorsa, orada da yanlış işler yapacak. Yani bir doğru dürüst şey, bu işte yargının eksikleri var. Özel yetkili mahkemeler kalktı. Özel yetkili mahkemelerin hataları çoktu. Onları düzeltmek lazım falan diye böyle bir objektif bakış hadisesi yok. İşte adını zaten koymuşlar. 17 Aralık operasyonu. 17 Aralık operasyonu bakan çocuklarıyla açılmış olan soruşturmanın başlangıcı. Bu bir hükümeti devirmek üzere yapılmış bir şey oluyor. Bir darbe oluyor. Yani hükümet darbesi oluyor. Hükümet darbesinin şartları belli, biraz önce okudum. Bunların hiçbiri ortada yok. Hala yok. Hani ilk gün bu darbe adını koydun, arkadan bunun delilini, karinesini falan buldun da ortaya koydun mu? Yok.
Yani bir denir ki işte bunlar gelecek, bu ikinci aşamadan sonra şunu yapacaklardı. Bunu konuştular, bunu ettiler, bunun vesikası var. Böyle bir şey de ortada yok. Bir darbedir lafı gidiyor. İşte yurt dışında olanları getirmek için teşebbüse geçiliyor. Teşebbüse geçilirken daha soruşturma açılmamış oluyor. Soruşturma daha sonra açılıyor falan. Bir sürü karmaşık iş. Bunları yani bir darbeydi, biz darbeyi önledik. İstiklal mücadelesi yaptık. Laflar da bunlar. İstiklal mücadelesi halindeyiz diye bütün seçim boyunca konuşuldu. İstiklal mücadelesinde kazandık diye izah etmek mümkün değil. Yani şimdi bir de şey verelim olaylara. Yani iki ayrı olay var. Bir tanesi eski, biraz önce belirttim. Balyoz davası var. KCK davası var. Bak, o unutuldu. Çünkü uzak bir yerde. Hala 30 küsur kişi yahut 40 küsur kişi Diyarbakır'da 4 seneyi doldurmuşlar, tutuklulukta aşmış, 5 seneye yaklaşmış fakat hala tahliye edilmiyorlar. Şeye rağmen, çıkan kanuna rağmen 5 seneyi aşmayacak tutukluluklar deniyor ya, 5 seneyi aşmadıkları için henüz daha 7-8 ay var galiba, 4 sene 3 ay olmuş, onları hala bekletiyorlar. Eğer, kim bekletiyor altına? Oradaki yargı bekletiyor. Ama yargının onları bekletmemesini sağlayacak hukuki tedbirler almak, hükümetin hem sık sık yaptığı bir şey, yani bu konuda kanun değiştirmek, hem de yani ben yapacağım edeceğim falan dediği şey. Onlar da yok ortada. İnsanlar yatıyor orada. Yani iş o hale gelmiş ki 5 seneden fazla tutukluluk olmaz kuralı, 5 seneden aşağı insanlar salıverilmez kuralı haline gelmiş. Böyle bir uygulama devam edip gidiyor. Yani bunu buzluğa kavuşturacak bir kanun maddesi bir günde çıkar meclisten. Ergenekon'dan kalmadı galiba, tutuklu çıkmadı mı Ergenekon'dan? KCK'dan bahsediyorum. KCK'dan bahsediyorum. Sen KCK'yı bravo. Ha, onu söyle. Yani KCK'da var, Ergenekon'da var, şey de var. KCK'dan da epey yoğun tahliyeler var. Daha başka öğrenci davaları, şey daha... Binlerce insan var KCK'dan, hala içeride. Hala içeride. Bu gözünü kapatan tahliyeler daha çok basınla ilgili. Ya kim onları içeride tutuyor değil. Peki... Peki bunları kilitlemeye çalışan, bunları halletmek nasıl 10 seneden 5 sene indirildi? Tamam, nasıl yani özel yetkili mahkemeler kaldırıldı? Hükümet kanun çıkarmak yoluyla işte istediğini yapabiliyor. Zihniyet, oradaki bunu zihniyet, niye istemiyor? Bir şeye niyetliyse zihniyeti nasıl kanunla şimdi onu ayrıca, değiştiremiyorsunuz? Ayrıca düşün, zihniyet ayrı ama hükümetin yapabileceği var iken yapmıyorsa... İşte 5 yılda sınırıyor mesela. Bir tanesini yapıyor, kendi istiyor çünkü. Kendi işine geleni yapıyor. Kendi işine gelmeyeni yapmıyor. Böyle hükümet etmek, böyle şey yapmak olmaz ki. Yani kuvvetler ayrılığı diye bir şey var. Kuvvetler ayrılığı denildiği zaman senin işin sadece o kuvvetleri kendi kuvvetlerin haline getirmek olamaz. Onları ayrı bir kuvvet olarak, yanlışlıkları varsa düzeltmek elbette yasalar yoluyla senin elinde. Ama iş o hale geldi ki yani yargı bağımsızlığı falan bir kenara, kuvvetler ayrılığı yerine kuvvetler birliği. Hükümet şey yapacak, istediği şeyde bu yolsuzluk iddialarını ortadan kaldırmak için, hakimleri istediği yere tayin etmek için, hakimler ve savcılar yüksek kurulunu kendi istediği hale sokmak için kanun çıkartıyor. Onu meclisten de geçirtiyor. Ama ötekileri, orada yıllarca yatan insanları unutmuş, bir kenara bırakmış. Onlar 5 yılı bekliyorlar. 5 yıl... Ya şey yapmak, bir tutuklandığın zaman 5 yıl kalmak içeride, evet, sanki kuralmış gibi. 5 yıldan az kalmayacaksın diye bir kural varmış gibi. Evet. Teşekkür ederim. Yani ben aslında Türkiye'nin nasıl bir uçtan öteki uca savrulduğunu çok yerinde özetleyen, gösteren bir haberi paylaşmak istiyorum burada. Kerinçsizle ilgili yeni bir gelişme. Bu özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasının ardından biliyorsunuz 5 yıllık tutukluluk süresi doldurduğu için hükümeti yıkmaya teşebbüs suçlamasıyla işte yargılandı, Ergenekon'dan tahliye olmuştu. 28 Ocak 2014 tarihinde de başbakanlığa bir dilekçeyle başvurmuştu. Bu dilekçesinde de hakkındaki Ergenekon davası kapsamında soruşturma yürüten polis, savcı ve hakimlerin paralel yapının üyeleri olduğunu ileri sürüyor. Kerinçsiz bir örneğinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderiyor bir dilekçenin. Hakkındaki Ergenekon soruşturmasını yürütenlerin örgüt kapsamında soruşturmasını talep ediyor. Başbakanlık da gereğin yapılması için dilekçenin bir örneğini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yollamış.
Dilekçe geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'na ulaşıyor. Dilekçeyi inceleyen savcı Mesut Erdinç Bayhan bugün müşteki sıfatıyla Kemal Kerinçsiz'in ifadesini almış. İsimlerini ayrı bir dilekçeyle verdiği kişiler hakkındaki şikayetinin sürdüğünü söylüyor Kerinçsiz. Ergenekon davasını yürüten hakim, savcı ve polislerin örgüt kapsamında soruşturulması yönündeki talebini yinelemiş. Böyle bir şey var. Şimdi ne kadar ilginçtir. Yani Ergenekon davasında ki gazeteci sanıklar, ondan sonra işte İlker Başbuğ, bazı başka isimler, bunlara daha geniş toplum kesimleri, daha geniş siyasi kesimler sahip çıkmışlardı, hatırlayın. Ancak ben bu bir tespit olarak söylüyorum. Yani hiçbir zan oluşturmak açısından yapmıyorum bu tespiti. Ayrıca Kemal Kerinçsiz'e böyle sahip çıkıldığını falan görmedim. Yani Kemal Kerinçsiz orada işte süresini doldurdu, 5 yılı geçirdi. Kemal Kerinçsiz'in durumunda olan başkaları da var. Ancak tabii Kemal Kerinçsiz hakkında oluşmuş bir kamuoyunda bir kanaat de vardı. Daha önce davalarda gelip işte Orhan Pamuk'un durumunda ve diğer yargılanan aydınların davalarında gösteriler yapması, orada çeşitli taşkınlıklar yapması vesaire. Onun da bir orada bu aydınlara yönelik, onları hedef göstermeye yönelik bir linç atmosferi oluşturmak gibi bir aktivizm içinde olduğunu ben de düşünüyorum açıkçası. Şimdi bakın, geldiğimiz noktada Kemal Kerinçsiz'in buradaki tanıklık ve şikayetini Başbakanlık artık ciddiye alıyor. Yani bu paralel yapı, tırnak içinde kullanıyorum ben bu ifadeyi, paralel yapının tasfiyesi açısından Kemal Kerinçsiz şimdi muteber bir müşteki ve tanık durumunda. Her türlü vatandaşlık hakkını teslim ederek konuşuyorum. Kemal Kerinçsiz'in de dahi Ergenekon sürecinde ben hukuksuzluğa ve haksızlığa uğradığına inanıyorum ayrıca. Bu ayrı bir şey. O zaman o ne ayrı söylediği bir şey. Midir önemli şimdi, olan? Şimdi ama siyasi, az gelişmiş, şimdi siyasi iddia ve tanıklığı burada birdenbire itibar gören bir insan konumunda bir savrulma yaşıyoruz. Burada tabii bu çok manidar bir gelişme. Siyasi değerlendirme açısından manidar bir gelişme. Yani demin bir örnek verdim. Niye Deniz Fener'i yolsuzluk söz konusu iken o zaman iktidarın AKP kanadı bu yolsuzluğu örtbas etmek için, ve bu kadar açık söylemedin ama ben şey yapıyorum, ben böyle yorumluyorum. İktidarın AKP kanadı bu yolsuzluğu örtmek için savcıları görevden alırken, şunu yaparken, bunu yaparken falan ve hatta soruşturma açarken niye cemaat bu yolsuzluğa sesini yükseltmedi? Niye o zaman o yargı, efendim, cemaatin yargısı neden buna karşı durmadı diye bir soru sordu. Nagihan, ben de aynı soruyu şunun için soruyorum. Ergenekon ve bu balyoz operasyon ve davalarındaki dalga dalga geliyordu ve nice yanlışlıklar yapıldı demokrasi ve hukuk açısından. Türkan Saylan, ÇGD, Türkiye Eğitim Vakfı vesaire yapılan, biliyorsunuz, operasyonları. Bunlar olurken neden iktidarın AKP kanalında bunlara ses çıkarmadı, bunları eleştirmedi, bunlara engel olmadı? Efendim, engel olsa yargı bağımsız falan değil. Şimdi bu bir operasyondu, o da operasyon. O zaman ortaktınız. Şimdi ortaklık bozuldu. Ortaklık bozulunca şimdi saf taklidi yapılıyor. Vay biz ne kadar naifmişiz. Biz ne kadar körmüşüz, bizi aldattılar, bizi kandırdılar, arkamızdan iş çevirdiler, darbe teşebbüsü vesaire. İşte siz de söylediniz. Yani darbenin tanımı belli. Bu darbe tanımını karşılayan herhangi bir fiil yok. Artı darbe tanımının gereği bu teşebbüsü bastırmak açısından da yapılması gerekenler de yapılmıyor. Yani ve ortada havada kalmış bir aslında bir darbe tanımı var. Ben şu yolsuzluk iddiaları, yolsuzluk delilleri, bulguları, olguları, çünkü bazısı iddia, bazısı olgu bence. Bütün bunların ortaya çıkmasına çok seviniyorum açıkçası. Çok seviniyorum.
Çok seviniyorum çünkü bu iktidar yapısı, bu de facto fiili iktidar yapısının bendi arkasında palazlanmış, dal budak sarmış, cezasızlık kültürü, bir cezasızlık kavramı içinde. Yani nasıl olsa bize bir şey olmaz, bizi kimse soruşturamaz, her şey bizim artık. Ne kontrol kalmış, ne denge kalmış, ne şu kalmış, ne bu kalmış, ne yargı var hesap soracak, ne polis var soruşturacak yargının emrinde. Yani bunlar ortaya çıktı ve ortaya çıkınca da gördük ki insanlar gündelik, yani çok sanki rahatça bu işleri yapa gelmişler. Bir gizlenme ihtiyacı dahi duymadan o şekilde de ortaya çıktı. İyi ki de ortaya çıktı bunlar. Bunlar bir daha ben ne yapılırsa yapılsın üstünün kapanacağını sanmıyorum. Evet, burada ben duruyorum. Şey konusunun var. Sen oku var istersen, balyozu okuyarak konu, geçelim. Evet, bunu da okumamız gerekiyor çünkü. Ben burada tabii kronometre çalıştırmıyorum. Tabii, çalıştırmıyorum. Moderatör olarak görev bende burada. Şimdi geçen programımızda Nazlı Hanım'ın gündeme getirdiği bazı hususlar vardı. Yasin Türker, Doktor Yasin Türker, Hassal Askeri Cezaevinden bize bir mektup gönderdi. Bir cevap hakkı doğduğuna inanıyor kendisi Nazlı Hanım'ın söylediklerinden sonra. Ve ben de bu cevap hakkını özetleyerek okuyacağım ruhuna zarar vermeden. Sayın Ilıcak, yargılandığım ve ceza aldığım balyoz davasına ilişkin olarak gerçeklere aykırı beyanda bulunmaya devam etmektedir diye bir suçlama var size. Bu metni cevap hakkıma saygı çerçevesinde okumamız isteniyor. Sayın Adalet Bakanı'nın bir gazetede basına yansıyan 5 numaralı hard diske ilişkin yeniden yargılanma taleplerinin reddedilmesine yönelik yerel mahkeme kararının kanun yararına bozulması talebinde bulunulabileceği. Biliyorum. Biraz uzun bir cümle. Anladım yani, öyle bunu. İnşallah izleyicilerimiz evet, de anlamıştır. Evet, ben özetlerim. Yani bu demeç programda tartışılmıştır diye bir girizgah var. Ve sonra sizin hükümlüler hakkında delil olarak sadece 5 numaralı hard diskin bulunmadığı ve başka deliller de bulunduğunu iddia ettiğinizden söz ediliyor. Bu beyan gerçekleri yansıtmamaktadır deniliyor. Balyoz davasında 3. iddianame ile yargılanan 143 sanık hakkında tek delil donanma komutanlığına suç isnat etmek maksadıyla yerleştirilen ve TÜBİTAK'ta görevli 3 kişiden oluşan bilirkişi heyetinin 20 Ocak 2014 tarihli raporu ile sahteliği tescillenen 5 nolu hard disktir. Yani tek delil diyor, 5 nolu hard disktir. 143 sanık hakkında başka hiçbir delil mevcut değildir. İddianamede ve gerekçeli kararda da bu belirtilmektedir. Gerekçeli kararın 893 sayfasında 10. madde altında hüküm giymemize esas olarak dijital yolların suçun vasıflandırılmasında ve sübutu, yani gerçeklenmesi, Arapça sübut ve sübutu konusunda mahkeme tarafından esas alındığı ifade edilmektedir. Eğer Sayın Ilıcak'ın mahkeme kararlarına yansımayan başkaca bir delil hakkında bilgisi var ise bunu kamuoyu ve yargı mercileriyle paylaşırsa memnun oluruz. Unutmadan diyor, bu 143 sanık 1. Ordu Komutanlığı seminerine de katılmamıştır 2003'te yapılan. Bilindiği üzere balyoz davası sanıklar aleyhine tek bir tanık ya da gizli ya da açık itirafçı da bulunmamaktadır. Evet. Ergenekon'da olduğu gibi. Son paragrafa okuyorum. Sayın Ilıcak'ın yapmaya çalıştığı bir algı operasyonudur. Ancak gerçekten ortaya çıkmak gibi bir huyu bulunduğu bir unuttuğunu unutmaktadır. Özür dilerim. Sayın Ilıcak aynı programda bir de itirafta bulunmuştur. Eğer Adalet Bakanlığı'nın olası talebi Yargıtay'a giderse buna bakacak 9. Ceza Dairesi'nin görüşünün belli olduğunu ve talebi reddedeceğini ifade etmiştir. Yani 9. Ceza Dairesi görüşü belli demişsiniz. Evet. Bu beyan kaldırılan özel yetkili mahkemelerin nasıl bir dayanışma mantığı içinde birbiri ardına verdikleri hukuksuz kararları da açıklamaktadır. Ben pek burada özet bir ara veriyorum. Galiba. Yok, özet. Bu özet hali. Ama konuştuk yapacağım. Şu zaten az bir şey kalmış. Özet çünkü altını okumayacağım. İki cümle kaldı. Ancak ceza mahkemesi kanunumuza ve Yargıtay içtihatlarına göre yargılanmanın yenilenmesi kararının görüşülmesine eski kararda oy kullanmış yargıçlar katılamazlar. Bu nedenle
Adalet Bakanlığı yani reyini belli etmiş yargıçlar katılamadığına göre sizin bir şeyler bildiğiniz ima ediliyor. Bu nedenle Adalet Bakanlığı kanun yarına bozma talebinde bulunursa 9. Ceza Dairesi 9 Ekim 2013 kararında imzası bulunmayan yargıçlardan oluşan bir heyet kuracaktır. Bu nedenle Sayın Ilıcak'ın olası talebin ilgili daire tarafından reddedileceğine yönelik beyanını da ciddiye alıyoruz. Takipçisi olacağız ve takdiri azim niyetimize bırakıyoruz demişler. Vakit var mı? Ben izahatta bulunayım. Yani, bunu da hesaba koymayacaksın. Belki koymuyoruz. Ama ben yine de Ben buna cevap olarak söylemek istiyorum. Çalıştırayım çünkü bir... ben şimdi bakın bunlar yeniden yargılanma konusunda 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdular ve 10. Ağır Ceza Mahkemesi bunu reddetti. Değişik hakimlerle olmasına rağmen reddetti. Ve ondan dolayı zaten Adalet Bakanı kanun yararına bozma hakkımız var diyor. Çünkü Yargıtay'a gitmeden bu red kararı kesinleşti. Yani olay bu. Şimdi bu konuşulurken ben şunu dedim. Zaten o zaman da reddedecek diye tahmin ediyordum. Çünkü buradaki hard disk sahteciliği iddiası yani TÜBİTAK'ın o 3 bilirkişinin ortaya koyduğu o iddia yeni değil dedim. Daha önceki yargılama sırasında da safhasında da bu delillerin sahte olduğu çokça tartışıldı. Biz de burada konuştuk sahte mi değil mi? Tarihlerde uyumsuzluk var. Dolayısıyla 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ni bunu bilerek kararını verdi. Yani bu sahtecilik iddialarını bilerek kararını verdi. Yeniden birdenbire ortaya çıkmadı o sahtecilik iddiaları. Son TÜBİTAK'tan 3 bilirkişinin tespitiyle ben bunu söyledim. Şimdi... ve o kararı verirken, o sahtecilik iddialarını bilirken, ilk kararını verirken yani 10. Ağır Ceza Mahkemesi şöyle dedi. Ben bunu kendi fikrim olarak söylemiyorum. Yani gerekçeli karardan alarak söylüyorum. O zaman dedi ki belgeler güncelleştirilirken bilgisayarın gerçek tarih yerine tanımlanan tarihi yani 2003'ü göstermesinin sağlandığı kanaatindeyiz dedi. Bunu ben söylemiyorum. Bunu mahkeme söyledi. Ve ayrıca dedi ki hani tek delil o değil meselesinde şöyle diyor. Bu diyor 5 nolu hard diskin içeriğinde yer alan balyoz harekat planı ve eklerinin sadece Gölcük Donanma Komutanlığı gibi başkaları tarafından ulaşılması mümkün olmayan bir mekandan çıkmasına dayanmıyor. Bu gerçektir derken aynı muhtevanın Eskişehir'de Hakan Büyük'ün evindeki flash bellekte ve 1. Ordu Komutanlığı'nın kozmik odasındaki 11 nolu CD'de de bulunmasını belgelerin gerçek olduğuna delil sayıyor. Çetin Doğan'ın konuşmalarını, plan seminerinde özel isimlerin kullanılmasını, kara kuvvetlerinin izin vermemesine rağmen iş tehdide yönelik plan semineri yapılmasını, Gölcük'te bulunan hard diskte bilgilere göre Poyrazköy'de gerçekleştirilen kazıda 1200 tabanca fişeği ile 900 uzun namlulu tabanca fişeğinin ele geçirilmesini söylüyor, sıralıyor ve bu kanaatimizin yani bu balyoz planının gerçek olduğuna dair kanaatimizin pekişmesine bu deliller destek olmuştur diyor. Yani dolayısıyla bunu ben demiyorum, ben bunu bilemem. Ama bu gerekçede bu husus var. Şimdi 9. 9. Ceza Dairesi meselesinde ben değişik hakimlerle olacağını bilmiyordum. Yani şimdi de öğrenmiş oldum 9. Farklı hakimlerle yapılacağı. Ben şimdi bu kararı onayan hakimler 9. Ceza Dairesi olduğu için zaten bunları da hani bu deliller sahte midir değil midir onların da gerekçesinde sahte olmadığına dair bir kanaati okuduğum için şimdi tekrar onun önüne giderse gayet tabii ki farklı bir karar vermez dedim. Ama farklı hakimler olacaksa gayet tabii ki benim diyecek bir şeyim yok. Yani benim söyleyeceğim bu konuda bundan ibaret kaldı ki ben Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda bu mesele görüşülsün ve Yargıtay Başsavcısı bunu Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na intikal ettirsin diyorum. Daha büyük bir alandır bu tartışılacak. Yani ben şahsen hata varsa meydana çıksın isterim ama ben sıfır demiyorum yani. Balyoz sıfırdır. Hiçbir şey yoktur. Katiyen demiyorum ama orada suçsuz insanlar varsa tabii ki bu aydınlansın. Niçin hapishanede kalsınlar? Böyle bir şey bahis konusu değil. Bu sizin evet, yeniden şey olduğu zaman zaten ortaya çıkacak. Yani bu tamam çıksın diyor. Ben çıksın. Çıkmasın demiyorum ki. Anladım da orada bütün bunlar konuşulacak. Yani hani
Başka delil var mı, artı şey var mı konuşuldu. Bunlar diyor, da biz bunu halledemeyiz eksik de konuşuldu. Her neyse, yani şimdi bir an önce bu işin bitirilmesi lazım. Tamam, benim söylediğim bu. Ben yeniden ben. Yargılanmada şey olacağı yok. İşte o da kendini savunma hakkını kullandı. Ha, savunmuş zaten ben yani. Bunu benim fikrim evet. değil. Anladım. Biz bitiriyor Peki. muyuz yoksa evet, reklama giriyoruz? Bir reklam arası var. Daha sonra tekrar birlikte olacağız. Dört bir taraftan merhabalar. Programımızın kalan bölümüne başlıyoruz. Ben sözü Nazlı Hanım'a vereceğim. Evet, teşekkürler. Bir parça parça konuşulan noktalara temas etmek istiyorum. Bir kere bak bu tahliyeler konusuna gireceğim. Aslında hükümet elinden geleni yaptı. Yani şimdi mahkeme tahliye kararı vermiyor diye. Tahliyelerden kasıt ne? Ya mesela KCK falan, onları konuşuyorduk ya, KCK falan. Şimdi mesela bu terörle mücadele kanunun 10. maddesiyle yetkilendirilen mahkemeler kaldırıldığı için bu KCK davaları suçun işlendiği mahkemelere sevk ediliyor. Diyelim ki Şemdinli'de bir suç işlenmişse oradaki işte ağır ceza veya en yakındaki ağır ceza bilmem ne. Bu şekilde neticede çok farklı hakimlerin eline gidiyor bu davalar, ona göre bir karar çıkacak. Artık her kararın arkasında, önünde ne var? Şimdi hakimlerin belirli bir zihniyeti hep devletten yana, işte KCK terör örgütü gibi görülüyor. Böyle değerlendirip tahliye de vermeyebilirler. Ama hepsinin ucunu hükümetin bir kararına bağlayamaz. Artık hükümet de tahliye de et bunları, yargıla, bu şekilde bir müdahale yapamaz. Ben bunu şey buluyorum, yani bunu ağır bir eleştiri olarak buluyorum. İkincisi, şunu söylemek istiyorum. Yani masumiyet karinesinin polis ve savcılar içinde geçerli olduğunu veyahut cemaat içinde geçerli olduğunu, hiçbir subuta ermemiş, delillendirilememiş ilişkilerden yola çıkarak işte bu cemaatin polisi, bu cemaatin hakimi bunlar darbe yapıyor varsayımını yanlış buluyorum. Ve örnekler veriyorum. Bana örnekler üzerinden cevap verilmesi gerekirken gene hükümetin yaptığı gibi işte besbelli tabii kendisini koruyabilmek için bir paralel devlet ucubesi uydurmak mecburiyetinde. Çünkü başka nasıl kendisini koruyacak? Çünkü neticede yolsuzluk dosyaları konuşulacağına bugün cemaatle ilişkiler konuşuluyor. Siyasi darbe vesaire konuşuluyor. Ben somut örnek şöyle veriyorum. Mesela 25 Aralık içinde tetkik ettiğim için söylüyorum. 25 Aralık operasyonu nasıl başladı diye ben sordum. O da şöyle, jandarma hafriyat operasyonu yaparken bir takım duyumlar, işte tesadüfi delil dediğim, yani başka bir suçla ilgili irtibatlı bir takım konuşmalar takılıyor. Jandarma tefrik ediyor bunu ve doğrudan mali şubeye gönderiyor. İhaleye yolsuzluk, fesat vesaire. Ve ne çıkıyor? Orada işte bu Etiler Polis Okulu'nun arazisinin alınıp satılması meselesi çıkıyor. Orada Bosphorus 360 ile ilişkiler çıkıyor. Orada TÜRGEV devreye giriyor. Çünkü ihale için ihale yapmak isteyenler TÜRGEV'e işte bağış veriyor, bağış vermiyor. Orada havuz medyası işe giriyor. Yine ihale yolsuzluğuyla ilgili. Şimdi siz bunu bir siyasi dava haline nasıl getirebilirsiniz? Diyorum ki tetkik edin. Bir hafriyat meselesi jandarma incelerken oradaki ortaya çıkan bulgular başka bir delil, başka bir konuyla ilgili olduğu için doğrudan bu mesele intikal ediyor farklı bir savcıya ve şeye işte polise intikal ediyor, ayırıyorlar. Şimdi buradan yola çıkarak mesela diyoruz ki biz burada işte paralel yapı var bilmem. Bunlar bakın bu vakalar tek tek incelenmesi lazım ve ona göre karar vereceksin. Bu adamların bu cemaatle ilişkisi var mı? Bu adamlar görevlerini mi yapmışlar? Hakikaten bir ihaleye fesat karıştırma iddiası mı tetkik etmişler? Yoksa hükümeti mi devirmeye çalışmışlar? Nasıl meydana, niçin böyle bu birden meydana çıktı? Çünkü Muammer Güler İçişleri Bakanı olarak şüpheleniyor, araştırmaya başlıyor. Çünkü oğlu tapelere de yansıdığı okuduğumuz kadarıyla takip mi ediyor, bir taksi beni takip mi ediyor falan bundan. Acaba Zarrafı mı takip ediyor, Güler'in oğlunu mu takip ediyor? Güler bunu MİT'e araştırıyor, emniyetten araştırmaya başlıyor, mali şubeden araştırmaya başlıyor. Ve bunun araştırdığı, görüldüğü görülünce
bir hani dosyalar kapatılacak, üstü örtülecek endişesiyle hemen toparlayıp bu operasyonu peş peşe yapıyorlar. Nitekim nasıl kapattığını da gördünüz. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Ciddi başlamış, etap etap gelişmiş, saçaklanarak gelişmiş. İlk başta bakanları izam etmeyen konular zaman içinde bakan oğullarına, bürokrasiye ulaşmış konuları siz diyorsunuz ki bu siyasi amaçlı yapılmış. Zaten 2012'de başlamış esas araştırma. 2013'deki bunu belki eğer uyanmasaydı bakanlar bu manada duyum almasaydı, Zarraf bu duyumu almasaydı belki bu genel seçim sonrasına da kalabilirdi. Yani genel seçim öncesinde bu meselenin gündeme gelmesi böyle bir şey. Tapelere yansıması da son olarak bitiriyorum. Tapeler olarak yansıması da ben bunu bir kamu görevi olarak adettiğimi her zaman söyledim. Yasal dinlemeler korkuyla bu meselenin üzeri örtülüyor korkusuyla bu şekilde yasal. Yasal olmayan dinlemelerde yansımış ama bir kamu görevi yaptığı bu dinlemelerin ve bu tapelerin ortada. Başka yasal olmayan dinlemeleri tepe tepe kullananların bunun üzerinde bu kadar dikkatle durmasını da hayretle karşılıyorum. Ben bu kadar korkunç bir itirafı, bu kadar sanki tabii yapmaları gereken bir şeymiş gibi burada söylemeyi hayretlerle karşılıyorum. Yani Nazlı Ilıcak burada itiraf ediyor. Bu operasyonu yapan polisler ve savcılar operasyonun üstü örtülür endişesiyle bütün o internete ses kayıtlarını verenlerdir. Hayır, bizzat ben onlardır. Öyle demedim. Evet, vermiş, şimdi ne diyorsunuz? Onlar vermiş. Onlar böyle bir... Peki, herkes demedim. Anladı. Herkes gayet peki, iyi anladı. Sen ne güzel çarptık. Demin de aynı şeyi söylediniz. Demin de aynı şeyi söylediniz. Ben onlar verdi şimdi mi dedim. Şimdi de aynı şeyi söylediniz. Ben bunların yayınlanması bir kamu görevidir peki. Dedim. Bunun üzeri örtülecek endişe... olur mu? Onu da bunun üzeri örtülecek endişesini taşıyanlar... Bunu vermiştir. Ben tamam, polis demedim. Yani burada ben de gazeteci olarak verebilirim mesela. Ben gazeteci olarak bu faaliyette bulunmuş peki, olabilirim. Yani Türkiye açıkça internet üzerinden operasyonların yapıldığı bir ülke haline geldi. Ve bunları yapanlara siz vatansever diyorsunuz. İşte efendim kahraman polisler, savcılar hiç değilse zarrafa bu operasyonları yapmaya çalıştılar. Hiç değilse zarrafa vatansever demiyorum. Kim diyor zarrafa ben vatansever mi diyorum? Hayır, lütfen çarpıtmayın. Hayır sever. Bu ülkeyi, hayır sever. Bu ülkeyi ben hiçbir şey söylemedim. Tek bir sen sıfat değil, kullanmadım. Başbakan dedi, tenki de diyor musun? Hayır sever dedi. Siz nasıl ona daha ortada bir hukuk süreci yokken ona buna sahtekar, hırsız, şu bu diyorsunuz. Ben bu o ne kadar yanlış. Öbürü de o kadar yanlış. İddiaları söylüyorum açık bir sadece. Şekilde bu ülkede soruşturmaları yapanların internete servis yaptığını, söylemedim bunların üzerinin kapatılmaması için internette bundan doğal bir şey olamayacağını tabii, söylüyorsunuz. Tabii. Ben yani yaptım servis. Kapatılması diye ben yaptım servis. O zaman ben sizi bunun için bu defa hakikaten alkışlıyorum. Alkışla tabii. Ülkeyi, ben yaptım. Yaparım. Ülkeyi, elimde olsa servis bu yaparım. Bu ülkeyi istihbarat örgütlerinin cirit attığı bir yer haline getirmeye bizzat ben yaptım diyorsunuz. Ben sizi bunun için alkışlıyorum. Bakın bugün nasıl, dün nasıl? Biraz önce de... Ne diyor? Duymadım. Vallahi ben istihbarat buyurun, örgütlerini... Efendim, o kadar iyi anlaşıyorsunuz ki gözüm yaşıyor. Buyurun MİT yasasını çıkaran hükümet... İş casusluğa kadar gidiyor o yüzden. Olabilir, yani yakında tutuklanırız yani. Şaka da olsa kabul eder gibi yani, yok. Yani MİT yasasını çıkaran aslında hükümet Türkiye'yi bir istihbarat devleti haline getirmek istiyor. Bunu da fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Efendim MİT yasasının en önemli meselesi sizin savunduğunuz... Hakimlerin, savcıların bu ülkedeki çözüm sürecini baltalamak, çözüm sürecini imza atanlara kelepçe takmak, hapse atmak için yaptıkları o kalkışma ve arkasında ne olur ne olmaz. Bu barış sürecine imza atacağız ama bu yüzden yargılanır mıyız diye endişe etmelerini engellemek için yapılmıştır. Bunu muhakkak hatırlatmak lazım. Şimdi hukuk kişiye göre midir, olaylara göre midir? Biz şayet evrensel hukuk standartlarından bahsedeceksek o zaman olayları baz almamız lazım. Kemal Kerinçsiz hakkında ne düşündüğümü aşağı yukarı herkes biliyor. Yazılarım da var, burada söylediklerim de var. Kemal Kerinçsiz'in ne dediğine bakacağız. Şimdi sen bundan birkaç sene öncesine kadar emniyet ve yargının içinde otonom bir cemaat şebekesi var demiyor muydun? Hala da diyor değil mi? Kemal Kerinçsiz'in söylediği farklı bir şey mi? Yani şimdi Sedat Peker... İşte efendim o farklı bir şey değil. İsmi nam salmış diye bir şey değil. Söylediği bir şey dikkate alınmayacak iktidarın mı? Kemal kimin söylediği itibar değil. Etmesi yeni bir şey. Bakın, farklı kimin, olan o. Bakın ben, burada ben bunu, evrensel ben Kemal, hukuku. Kemal Kerinçsiz'in, bu suçlamayı getirmesini çok doğal buluyorum. Çok son derece normal karşılıyorum. Peki.
yapması gereken kendi açısından şeyi tamam yapmış. Tamam da iktidar da kimin ne söylediğine bakmamalı. İktidarın, buradaki tavrı doğru. İktidarın Kemal Kerimsiz'i ki iktidar medyası, iktidarın önde gelenleri bu tür insanlara hep yerden yere vura geldiler. Ya istediğiniz gibi insanların duruşunu, kişiliğini, yaptıklarını yerden yere vurun, eleştirin. Hmm. Önemli olan ne söyleniyor? Buna bakmak lazım. Yoksa ortada hukuk diye bir şey kalmaz. Ben söyleyene de bakarım. Ben yeniden söylüyorum. Bakın bu çok büyük bir... Söyleyeni dikkate alana da bakarım. Peki bu söyleyene bakarsanız Kemal eğer o zaman 3. sınıf bir Kemal demokrasi olmaya mahkum kalırız bu zihniyetle. Kemal Kerimsiz neticesinde bu bir siyasi vakaysa Kemal Kerimsiz şikayette bulunmuş. Daha önce içeride de bulunmuyor muydu bu şikayet? Kemal Kerimsiz Ergenekon davasında kendisini savunurken nasıl savunuyordu bu insanlar Ergenekon davasında? Ben birinin lafını kesmeye yeltensem bu programda büyük bir şey kalıyor. Tamam sen de dedin ki ben Kemal Kerimsiz'in bugün muteber kabul edilmesini doğru bulmuyorum. Ben de diyorum ki Türkiye bir hukuk devleti olacaksa önce kimin değil neyin söylendiğine bakmak lazım. Burada efendim reputasyonu neyin kötü olan ya da bir şekilde şaibeli eleştiri konusu olan vesaire biri var. Kemal Kerimsiz'in ne söylediğine. O zaman şimdi de bakılmasın mı? Şimdi işine geldiği için şimdi bakılmasın mı? Yani senin söylediğin şeyi bugün o söylüyor diye. Ay işte nihayet ya benim, bak bu söylenen Kemal dikkate alınıyor demek değil de midir? Bak, İyi bak, de doğru bir tavır. Bir burada maksat üzüm yemek, bağcı dövmek değilse şayet. Şey o zaman şunu demen gerekmez mi? Ya ben ne kadar zamandır söylüyordum. Hı-hı. Bakın bugün söylenince dikkate alınıyor. Demek ki nihayet doğru noktaya gelindi demek gerekmiyor mu? Doğru noktaya gelindi. Ha, onu kastediyorsun tamam. Ben buradan yeniden bakın şunu söylemek istiyorum. Maalesef Türkiye'de temizlenme çok önemli bir konudur. Temizlenme temiz yapılmadı. Temizlenmeyi temiz hale getirmemiz lazım. Yoksa bunun altında hep birlikte kalırız. Bugün zaten bizi izleyenlerin de çok önemli bir kısmı devletin içinde, yargının, emniyetin içinde böyle bir yapı olduğunu kabul ediyorlar. Biz daha neden bahsediyoruz? Haber doğruysa yani, paralel devlet lafını da Kemal Kerimsiz herhalde iktidardan öğrendi değil mi? Paralel yapı, yani paralel devlet. Ne kastettiği açık. Allah aşkınıza ayrıntılara takılmaktır. Yani insanların ne kendi dilini kullanması lazım. Bir de ben bu tır operasyonuyla... F tipi diyorlardı bu insanlar. F tipi diyorlardı. Tamam ne de yani önemli olan ne kastettiği açık. Şimdiki jargondan yani, etkileniyor. Paralel yapı diyor belli ki. Önemlidir. Şimdi burada... Bakın bu tır operasyonuyla ilgili şöyle çok önemli bir ayrıntı var. Bu hakkında müebbet istenen askerler aramayı yapanlar değil, ihbarı yapanlar. Ve ihbarı yapan askerler, ihbarı yapan askerler yasa dışı dinlemeyle bir takım dinleme yaptıkları ortaya çıkıyor. Ve bunun üzerine de bir takım soruşturmalar başlıyor. Ve bunlar kendi içinde bunu HSYK'nın en önemli isimleri de söylüyorlar. Bu şekilde MİT'e ait olan... Tırlar, hadi bir aramada bilmiyordunuz ama ikinci de üçüncü de böyle apar topar haber vermeden peşinden adam takarak vesaire aranması açıkça bir hukuk dışı bir uygulamadır. Ve bunu şimdi de bakın çok vahim bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Bu yalnızca siyasi bir mesele değil, Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili bir mesele ve bununla ilgili çok daha büyük şeylerin çıkması lazım. Ama bu dünden oluşmuş bir şey değil yani. Devletin içinde yavaş yavaş 10 yıl, 15 yıl içinde böyle örgütlenmiş bir güç var gibi bir sonuç çıkıyor ortaya. Bu da bir hafta, 10 gün içinde hemen tasfiye olacak bir şey değil. Çünkü belli başlı noktalarda zaten bu operasyonlar tıkanıyor. Bu evet. Operasyonların yapılmaması yönünde de bir irade var. Son olarak şunu söylemek istiyorum. HSYK, bakın bir siyasi irade değil. HSYK. Zekeriya Öz'le ilgili 3 tespit yaptı. Bunlar çok ciddi iddialar olarak araştırılıyor. 2009-2012 arasında gelir gider dengesinde 290 bin liralık fark, Dubai tatilini faturalandıramaması ve 17 Aralıklara polislere baskı yaptığı yönündeki 3 noktadaki iddia da çok ciddi bir şekilde bu suçlamalar HSYK tarafından şu anda soruşturmaya dönüştürülmesi konusunda bir talep var. Bunu da hatırlatmak lazım. Teşekkür ederim. Şimdi efendim hep unutuluyor bazen, bazen işte akla gelmiyor filan. Hadisin özü ne? Neyle karşısındayız biz? 12 yıldan beri birlikte olan siyaseten iki grup var. Biri bugünkü hükümet, öteki de başbakanın bugün paralel yapı dediği bir oluşum var.
Onlar kendi aralarında bir belki dayanışma içinde ne yapıyorlar, ne ediyorlar bilinmiyor. Fakat bizim baktığımız zaman normal, sade vatandaşlar olarak gördüğümüz şey, bütün bunlar eninde sonunda hükümet tarafından organize edilen, koordine edilen yerlerdir, mevkiler. Elbette. Adalet mekanizması da öyle, İçişleri mekanizması da öyle. 12 yıldan beri buralara bir takım tayinler yapılmış ve kim ne yapıyorsa bu yapı içinde hepsi başbakan tarafından desteklenmiş. Burada misallerini verdik tek tek. İşte o Oda TV davası dahil birçok davada eleştiriler ortaya çıktığı zaman başbakan kendisi adalet işte karar veriyor, adaletin dediğini yaparız deyip onların verdiği kararları işte kitapta bomba kadar tehlikelidir gibi gerekçelerle Avrupa Birliği'nde bile, Avrupa Konseyi'nde bile müdafaa etmiş. Böyle bir gelmiş günün birinde birdenbire bunun bir paralel yapı olduğu sonucuna varmış ve bir darbe teşebbüsü diyor. Şimdi darbe konusunda konuştum. Darbe lafı bir kere çok şey bir laf yani ceza kanunundaki 312. maddenin maddeyle hiç alakası olmayan bir laf. Darbe yapıyorlar. Nasıl yapacaklar? Yani cebir kullanarak hükümeti devirecekler. Böyle bir şey ortada yok. Bir darbe lafı altında. Ve kendisi aleyhinde olan bütün girişimleri, hukuk girişimlerinde def etmenin gerekçesi olarak kullanır hale gelmiş. Yani bir kimi kime şikayet edeceğiz biz şimdi? Biz aslında olandan bu paralel yapı dediği şeye, başbakan söylediklerine inansak onlar hakkında da ortada bir iddia yok. Yani bir darbe iddiası falan bir soruşturma başlamamış. 3 aydır, 5 aydır başlatılmamış. Bir de bunların hepsinin üstüne gelen büyük bir yolsuzluk şeyi var. Yani davası ki zincirleme, nerede başlayıp nerede bittiği belli değil. Bunu açığa çıkarmak için meclise gelmiş dava. Meclis hikayesinde işte gördük, sanki gizli bir görüşme yapıldı. Bir komisyon kurulması kabul edildi. Şimdi bu komisyon gene Adalet ve Kalkınma Partisi'nden seçilecek üyelerin çoğunluğu altında olacak. Nasıl çalışacak? Ama o görüşmelerde okunduğu takdirde anlaşılıyor ki bu komisyonun da amacı aslında bir paralel yapının varlığını tespit edip bu paralel yapının asıl bütün bu soruşturmalara neden olduğunu ortaya çıkarmak. Çünkü bütün görüşmelere bakıldığı zaman o ortaya çıkıyor. Yani pek kolay olmayan bir zaman geçiriyoruz ve bu zamanın asıl hakim unsuru başbakanın, bugünkü başbakanın tek adam olma iddiası ile belirli bir yolda yürümeye devam etmesi. Şimdi evvelden anayasada bütün bakanların böyle bir hadise olduğu zaman ve başbakan dahil tabii müteselsilen mesul olduğu kuralı vardı. Yani başbakan kendi bakanlarının yaptıklarından da mesuldür. Yani normal ahvalde onun hakkında da soruşturma, meclis soruşturması açılması gerekirdi. Bu derece 4 bakan birden olduğu takdirde. Bu olmadı. Fakat şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bu yolda yeni bir soruşturma önergesi vereceğini açıkladı. Bunun da verilmesi normal. Mecliste aynı şekilde görüşülmesi zaten zorunlu. Hiç olmazsa bunun meclis televizyonlarından falan görülmesi, herkes tarafından izlenmesi lazım. Çünkü orada bu enine boyuna konuşulacak ve tümü birden konuşulacak. Çünkü ötekinde bakanlar tek tek birkaç konuşma yaptı. Bir tanesi saatin şeyi bende garanti beyannamesi bende gibi bir şey yaptı. Bunu da tekzip etti firma bende diye. Öteki bunun sebebi doğrudan doğruya bu paralel yapıdır dedi. Bir darbe var dedi falan. Yani doğru düz bir savunma da yapılmadı. Zaten yapılsa da kimse bunu izleyemeyecekti. Şimdi burada benim iki temenni söyleyeceğim. Bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi bunu eğer bu önergeyi verirse bu önergenin görüşülmesini baştan sona televizyondan
eskiden olduğu gibi naklen vermek gerekir. Ondan sonra ikincisi öbür soruşturmanın, başlatılan soruşturmanın da seçimden önce bitirilmesi gerekir. Çünkü bugünkü hükümetin sorumlusu ve aslında o paralel yapının falan oluşmasının da paralel yapı neyse işte başbakanın söylediği dille paralel yapının oluşmasının da sorumlusu bu hükümettir. Bu hükümetin başbakanıdır, bu partinin başkanıdır. Onun hakkında da bu soruşturmanın süratle yürütülmesinde fayda var. Çünkü bir yandan aynı başbakan cumhurbaşkanı da olmak istiyor ve böyle fevkalade yetkili cumhurbaşkanı olmak istiyor. Etrafındakiler de bunu destekliyor. Aynı yolda giderse devletin bütün vasıtalarına, adalete, meclise zaten hakim, kuvvetle ayrılığı prensibini bir kenara iterek bütün imkanlarına sahip olmuş, basını baskı altında tutan bir model Türkiye'de rejimin şeyi olarak yani temeli olarak oluşmakta. Daha da fazla oluşacak. Hem basın üzerinde hem işte böyle internasyonal vasıtalar üzerinde, Twitter üzerinde, onun üzerinde, bunun üzerinde ve kontrol edilemez bir halde memleketin rejiminin değişmesinin arifesindeyiz. Yani bu gerçeği görerek bakmak lazım hadiselere. Bu Cumhurbaşkanı seçiminde de herhalde kendisinin Cumhurbaşkanı olmaması için muhalefet gereken aralarındaki şeyi, münasebetleri, görüşmeleri falan sürdürmelidir. Siz buradan Cumhurbaşkanlığı seçimine geçmiş oldunuz ama Nazlı Hanım, siz kendi torununuzda yine bu konularda biraz Cumhurbaşkanı'na gireceğim yani. Yolsuzluk, balyoz vesaire konuşmaya ama Cumhurbaşkanı'na gireceğim, balyoza değil. O zaman Cumhurbaşkanlığı seçimine girmiş olalım. Tabii bu dinamik bir süreç. Altan Bey'in de bahsettiği gibi çok çok önemli. Yani ülkenin doğrudan kaderini tayin edecek olan bir seçim. Bütün seçimler önemli. Bu yerel seçim de öyleydi. Tabii ki Cumhurbaşkanlığı seçimi de öyle. Cumhurbaşkanlığı seçiminde işte Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmak istemesi kadar doğal bir şey olamaz. Çok normal bir şey. Cumhurbaşkanı olmak ister ve de çok yakındır Cumhurbaşkanı olmaya. Yapılan simülasyonlarda işte yurt dışındaki oylar, yurt içinde eğer MHP'ye giden oyların falan bir miktar yerel seçimde geri gelmesi durumunda. İlk seçim birinci turda yaklaştığını gösteriyor. Tabii garanti değil birinci turda seçilmesi. Yine de bir miktar oy gerektirecek olan bir şey. %50 artı bir alması lazım. Zorluyor fakat yani mümkün olmayan bir durum gibi de görülmesi imkansız. Bu bakımdan muhalefetin çok akıllıca hareket etmesi lazım. Çünkü Cumhurbaşkanımızın, yeni Cumhurbaşkanımızın bugünkü Başbakan Erdoğan olması halinde bir başkanlık sistemine geçeceği Türkiye'nin vaka olacak. Yani böyle bir şey var, kesinlik adeta var. Bir başkanlık sistemi önce fiili başkanlık olarak denenecek. Ondan sonra eğer bu başarılı olursa böyle devam edecek ama... Sadece illa da işte fiili başkanlık sisteminin ileride iktidar partisinin anayasayı değiştirmeye yeter çoğunlukla 2015'te seçimi kazanması durumunda resmi başkanlık sistemine çevrilmesi mümkün olmayabilir mevcut sistemle gittiğimiz için. Yani o çoğunluğu sağlayamayabilir. Muhtemelen de sağlamayacaktır. Ama zaten bugünkü yetkileri yani yüksek yargı üzerindeki atama yetkileri Cumhurbaşkanı'nın mesela bugün Türkiye'de kontrol mekanizması olarak denge demiyorum ama kontrol mekanizması olarak kalmış olan tek kurum Anayasa Mahkemesi işte Anayasa Mahkemesi diğer bazı yüksek yargı kurumları var. Bunun da bu niteliğini kaybetmesine neden olabilir. Daha önce Başbakanın işte Tarhan Erdem aslında güzel özetlemişti. Hem başbakan hem cumhurbaşkanı hem de parti genel başkanı olmak istiyor Recep Tayyip Erdoğan demişti.
Yani aslında bütün başından beri gözlemlediğimiz, bütün gücü elinde toplama eğilimi çok şey, çok bariz, belirgin bir eğilim burada. Muhalefet ne yapıyor, ne yapacak? Bizim yani gördüğümüz kadarıyla önünde çok fazla bir zaman yok. Muhalefetin burada kutuplaşmayı değil, tam tersine ülkenin birliğini, bütünlüğünü temsil eden mülayim, temsil yeteneği yüksek, ülkedeki bütün değerler skalasına ile çatışma içinde olmayan, tam tersine onlarla uyum ve barış içinde olan bir popüler bir insanı bulup çıkarması lazım. Çünkü birinci turda çok önemli. Yani eğer Erdoğan'ın birinci turda kazanmama ihtimali yüksek olsaydı, o zaman CHP ve MHP yekdiğerinden oy alabilecek bir başkan, Cumhurbaşkanı adayı, başkan diyorum ben de, Cumhurbaşkanı adayı çıkartırdı. İkinci turda onların arasında en çok oy alan kapışırdı. Böyle bir şey olmayabilir. Bu bakımdan yapılan egzersizler var. Fakat bunlar geç kalmış egzersizler gibi gözüküyor. Yani bu geç kalma sonuçta telafisi olmayan bir gecikme değil. Fakat her geçen gün bir kayıp. Çünkü gerçekten de Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı makamının bir kutuplaşma makamı olmaması gerektiği açık. Çünkü işte anayasada yürütmenin en üst organı ve ülkenin ve işte devletin birliğini, bütünlüğünü temsil eden çok son derece önemli bir organ ve kutuplaşmayı sürdürerek, kutuplaşmayı keskinleştirerek siyaset yapmayı kendine bir yerde artık düstur edinmiş bir siyasetçinin bu özelliğinden, bu eğiliminden Cumhurbaşkanı olunca vazgeçmesini beklemek biraz süslü kuruntu gibime geliyor. Bu eğilim devam ederse aynı şekilde o zaman gerçekten Türkiye'nin çivileri bir daha yerine oturmamak üzere çıkar. Bu bakımdan da çok önemlidir muhalefetin en azından üstüne düşeni yapacak olması. İsterseniz devam edelim sizden. Evet. Şunu da ben de şey yapıyorum başlayayım. Şimdi önce yine yolsuzluktan sonra Cumhurbaşkanlığına geçeceğim. Şunu söylemek istiyorum. Tabii ki çok güzel Nagihan Zekeriya Öz'ün hesap vermesi gerektiğini söyledi. Ben de katılıyorum. Yani 209 bin liranın gelir gider dengesi arasında fark. Bunu telafi edememiş. Dubai'yi faturalandıramamış. Ama buna mukabil yani Ali Ağoğlu onu Dubai'ye sözde göndermiş. Bu iddia ediliyor ama o soruşturma dosyasını açtı ve onu takip ediyor ihale yolsuzluğundan dolayı. Yani bu şimdi göndermişse bunun yani karşılığı bu olmaması lazımdı. Hani böyle de bir durum var. Şimdi tabii Zekeriya Öz'ün bu gelir gider dengesini açıklaması lazım ama başkaları da bir bu gelir gider dengesini esas açıklamalı. Yani ayakkabı kutusu içinde çıkan milyonlar, sıfırlama talimatları. Yani bunlar artık milyonlarca euro, TÜRGEV'e yapılan bağışlar, havuz medyası vesaire. Yani çok önemli hesap vermesi gereken kimseler var. Tabii ki onlara gelince aman masumiyet karinesi bu iddiaları dahi tekrarlamayalım. Ama mesele savcı Öz'e gelince vay paralel savcı ver bakalım 209 bin liranın hesabı. Tabii herkes her paranın hepimiz dahil. Tabii istediğiniz gibi her meclisteki iddialar hesabını, vesaire dile getirip özel hayatı her kuruşun açıkça özel tecavüze uğratan bir takım içerikleri ben burada ya özel da açılmamış bir soruşturmayla özel ilgili. Özel hayat hangisi? Paraları sıfırlama özel hayat mı? Ben bilmiyorum. Hayır efendim mesela egemen bağışla ilgili tamam, bir takım konuşmalar. Tamam onu. Paraları şimdi bu HSYK'nın yürüttüğü bir soruşturmayla ilgili tamam, bir şey ben söyledim ben. Onaylıyorum. Sizin onayladığınız, alkışladığınız interneti o nereden geldi? Siz açıkladınız nereden geldiğini artık biliyoruz. Bu konuşmalarla ilgili bunlar kesinmiş gibi getirip
Süremiz sınırlı. Lütfen kendine gelince sıra cevap verirsin. Öyle mi? Benim sıramda hepiniz konuştunuz. Evet, evet, birbirinizi tamam. Şimdi son tur yapıyoruz da ondan. Peki. Ha, doğru. Çok özür dilerim. Demek tamam. Son turda ben dinledim. Cevap hakkına ben İrşad, yani herkesin cevap sırasına hakkına, saygı tabii. Aklına geldi. İrşad oluyorum. Tabii. Çünkü telafisi yok. Yani her zaman olduğu gibi. Telafisi yok. Ben İrşad, hayatta çok objektif bir duruş sergiliyorum. Neyse lütfen siz devam edin. Ben İrşad oluyorum. Telafisi yok. Niyet size geliyor. Siz birbirinizi alkışlayın. Ne diyeyim? Evet. Şimdi ben şunu tekrar söylemek istiyorum. Haramzadeler hesabında yayınlananlar yasal tapelerdi. Tamamen hakim kararıyla yayınlanmış tapeler. Hakim kararıyla elde edilmiş tapeler yayınlandı. Kamuya, Nagihan sıranı bekler misin lütfen? Sen sıranı bekler misin? Şimdi diyemem efendim. Şimdi benim sıramda Nazlı Alacak'la tamam. Kadri Gürsel'de peki, konuştu. Peki. Sen şimdi benim sıramda bol bol ben konuştu. Şunu söylemek istiyorum. Bence son tur galiba son senin sıran. Yani ben, karıştırma sırası son evet, turda sana son, geliyor. Öyle çünkü bir mesaj geliyor zannediyorum. Karıştır. Herkes o mesajlar size geliyor evet. Efendim. Bu şimdi şunu söylemek istiyorum. Tabii ki Zekeriya Öz bunun hesabını vermesi lazım. Ben hiçbir kimse korunsun istemem. Ama onun yanı sıra esas hesap vermesi gereken başka kimseler var. Herkes hesap verecek. Herkes tarafsız hesabını, ve bağımsız evet, yargı. Herkes hesap verecek. Ama bu tarafsız ve bağımsız yargı Tayyip Erdoğan'ın yargısı olmaması lazım. Baksana o zaman Anayasa Muhammed, Mahkemesi bile... O zaman bile, muhalefet bir zahmet bir, bir susar mısın lütfen Nagihan Hanım? Anayasa, lütfen. Benim demin konuşma hakkımda herkes konuştu. Hayır ben onun süresini yüzden, verdim. 7 dakika konuştum. Öyle mi? Evet, evet, sen benim süremde konuştun. Şimdi, neyse zaten senin yani soruna cevap verdim bilmem ne Nagihan. Bilmem şimdi ne Anayasa, Anayasa Mahkemesi karar tamam. veriyor derhal paralel yargı oluyor vesaire. Şimdi ben tekrar ediyorum bu tapeler yayınlandı. İyi ki yayınlandı, halk aydınlandı. İyi ki yayınlandı sıfırlama tapeleri, halk aydınlandı. Tam 4 milyon kişi bunu seyretti. Demek ki bunda bir kamu yararı var. Ben bunu tekrar ediyorum. Şimdi Cumhurbaşkanlığına meselesi kısaca geleceğim. Burada MHP'nin formülünü ben benimsedim. Buna yeşil ışık yaktı. Kemal Kılıçdaroğlu da öyle gibi geldi. Hani çünkü mühim olan benden aday olsun, ondan aday olsun değil dediler. Mühim olan Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmaması. Böyle bir amaç güdülebilir. Yani bu kadar dosyaların bagajında olan bir insanın Cumhurbaşkanı olmaması gerekti diye düşünen insanlar olabilir. Bu kadar kutuplaştırıcı bir insanın Cumhurbaşkanı olmaması gerekir diye düşünenler olabilir. Ve bir sürü isimler dolaşıyor. Keşke uzlaşabilseler. 22 milyon oy gerekliymiş. 20 milyon oyu var bugün AK Parti'nin aldığı. 2 milyon oya daha ihtiyacı var. Vallahi BDP'den mi alır o oyu? Başka partilerden, Saadet'ten kayar mı, kaymaz mı? Bunu tahmin edemem. Yani Cumhurbaşkanı seçilebilir de seçilmeyebilir. Bu kadar. Peki. Ben bazen komedi programında mıyım diye kendi kendime sormadan edemiyorum. Şimdiye kadarki en kutuplaştırıcı... Baş komedyen sensin ama. Doğru, gerçekleri hatırlatmak bazen evet. sizde gülme efekti neyse, yaratıyor. Bunu da tespit cevap, ediyorum. Cevap vermeyeceğim. Ben Türkiye'de cevap verin. Bizde kalsın. Verin sizin cevapların ne kadar birer birer hepsinin yanlış çıktığı ortada. Buyur, buyur ver cevabını ver. Ben şunu söyleyeceğim. Ben size gülme komedi, gülme zamanı geldi. Süren çalışıyor. Hiç önemli değil. Süren çalışsın. Yani siz daha konuşun. Siz konuştukça hayalleriniz maalesef daha da uzaklaşıyor. Ne konuştuk biz? Çünkü yani bugün Tayyip Erdoğan en kutuplaştırıcı lider öyle mi? Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gelmiş geçmiş istikrarlı bir şekilde en çok oyalan liderden bahsediyorsunuz. Burada şimdiye kadar en çok üzerinde birleşmiş lider olduğu apaçık çıkar. Kutuplaştırıcı değil mi? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu kadar destek almış ikinci bir isim var mı? Dolayısıyla kendi bünyesinde bu kadar çok insanı toplamış başka bir isim var mı? Yani başbakanı sevmek zorunda değilsiniz. Politikalarını yanlış bulabilirsiniz. Muhalefet edebilirsiniz. İstediğiniz demokrat her olsun. Şeyi söyleyebilirsiniz ama mesela benim elimde beyaz iki adet kağıt var değil mi? Bunu söylemek zorundayım. Ya da buradaki işte zeminin rengi şudur falan. Ben bugün siyah giyiyorum. Bunları söylemek zorundayım. Siz de o zaman bir takım maddi tespitleri yapmak zorundasınız. Türkiye Cumhuriyeti'nde şimdiye kadar arkasında en büyük desteği almış siyasi lider Tayyip Erdoğan'dır. Dolayısıyla şimdiye kadar en çok sayıda insanı bünyesinde birleştirmiş olan da odur. 2 kere 2 4 ise bu da böyle bir tespittir. Ama bu programın rutini genel olarak kendini kandırma olduğu için ben haklısınız siz gülün. Peki esas benim gülmem lazım ama artık gülemiyorum.
Şimdi bu Cumhurbaşkanlığı seçimleri meselesiyle ilgili esas gülmek lazım. Bence Türkiye'nin demokrasisi açısından çok hazin bir durumdur. Yani ne olursa olsun Tayyip Erdoğan olmasın, oradan birleşelim, buradan birleşelim. Bu maalesef AK Parti'nin en büyük şansı ama Türkiye Cumhuriyeti demokrasisinin en büyük şanssızlığıdır. Çünkü hiçbir rakip yok, hiçbir isim üretemeyen bir ana muhalefet ve onun yanındaki ikinci muhalefet partisi söz konusu. Ve bunlar Tayyip Erdoğan olmasın için şu formülü bulalım, bu formülü bulalım. Hangi formülü bulurlarsa bulsunlar. Kendi içlerinde yeni isim birine karşı değil tek başına bir rüzgar estirebilecek bir isim bulmadıkları sürece Türkiye'de iktidarın karşısına gerçek ve alternatif olarak çıkmadıkları sürece maalesef AK Parti'ye oy vermeyen kitle, seçmen giderek daha fazla hayal kırıklığına uğrayacak. Bu da Türkiye Cumhuriyeti açısından, demokrasi açısından, sistem açısından, her türlü bugün tartıştığımız sorunların çözümü açısından bence çok büyük bir sıkıntıdır. Bunun aşılması lazım. Tayyip Erdoğan gücünü koltuktan almıyor ki. Yani ister başbakan olsun, ister cumhurbaşkanı olsun. Zaten yasaklıyken başbakanı olmadığı dönemde de, AK Parti'nin yeni iktidara geldiği dönemde de hep muhatap alınıyordu. Hep lider diye her yerde karşılanıyordu. Avrupa'da işte ona göre muamele yapılıyordu vesaire. Yani ne kadar kendinizi kandırırsanız kandırın. Burada Türkiye'nin tartışmasız en popüler, en güçlü liderinden bahsediyoruz. Buna karşı nasıl kalkan yapılır vesaire. Ben bunları hakikaten acıklı tartışmalar olarak görüyorum. Bu nasıl ki 17 Aralık'ta açık bir siyasi mühendislik yapıldı. İşte AK Parti bir anda başbakanı bir seçimlere giderken oradan buradan toparlayarak bir operasyonla alaşağı etme girişimi yapıldı ve boş çıktıysa, şimdi bu da maalesef bu da başka bir umut olarak ortaya atıldı. İşte o ismi bulursak, herkes toplanırsa Tayyip Erdoğan nasıl yıkarız vesaire. Böyle hesaplar yapılacağına, bu kadar tutarlı bir şekilde milletin çok önemli bir kısmının desteği nasıl alınıyor? Neden kimse alamıyor? Niye muhalefet buna hakikaten meydan okuyucu bir alternatif geliştiremiyor? Bunların üzerinde düşünse çok daha faydalı sonuç elde edebilir. Ama maalesef halkı tanımak, bu dinamiği, bakın siz burada bu kadar konuştunuz, en önemli konu ne olduğunu %45 gördü ve sandıkta ona göre bir irade beyanı yaptı. Şimdi bunu, bu dokuyu, milleti, hassasiyetleri olayların içinde yaşayarak görmek ve buna göre siyaset üretmek lazım. Ama maalesef bundan son derece uzak bir muhalefet olduğunu ben bu tartışmalarla bir kere daha görüyorum. Teşekkür ederim. Buyurun Altan Bey. Şimdi bu şu kimse cumhurbaşkanı olmasın demek aslında herkesin hakkı. Elbette. Bu kötü bir şey değil. Çünkü bakarsınız şu olsun bu olmasın birçok aday çıkabilir. Yani bütün demokratik ülkelerde öyle oluyor. Bizde niye bu bir suç gibi oluyor? Yani bu olmasın demek. Kaldı ki bunu istemenin... Suç değil de güçlü bir pozisyon değil Altan Hanım. Yani aday üzerinden gideceğine... Şimdi hayır. Şimdi Altan Bey, siz tabi Nagihan Hanım'a dönerek konuştuğunuzda kendisine cevap hakkı doğduğunu ve sizin sözünüzü kesmeye şey hakkı olduğunu düşünüyor. O yüzden isterseniz bana bakarak konuşun. Bana bakın ki onlar sözünüzü kesiyor çünkü. Sözünüzü kesiyor, zamanımız yok. Sözünü kestiysen Altan abi de benim söylediklerim üzerine bir şey söylüyor. Onun için ben de araya bir ekleme yapıyorum. Şimdi ben sana hitap ederek mi söylemem lazım? Arada alışmışım, evet, işte öyle şey yapıyorum. Şimdi burada şöyle bir mesele var. Şimdi Türkiye'nin manzarası meydanda. Basın açısından işte son açıklamayı şey yaptık. Türkiye bu zamana kadar basın hürriyeti, özgürlüğü bir ölçüde bulunan bir memleket halindeyken yarı özgürdü. Yarı özgürdü. Sen de geçen toplantıda şey yaptın. Hiç özgür olmayan ülke haline geldi bu şekilde. Kuvvetler ayrılığı denilen şey yok. Hep okuyoruz gazetelerde. Adalet Bakanı'nın istediği savcılar, hakimler oradan buraya tayin ediliyor. Ve yeni kanunlar, çıkan kanunlarla idare açısından bakarsak bir MİT devleti olma yolunda hükümet, devlet bir yandan. Yani bunu anlatmaya, burada tekrar söylemeye gerek yok. Yani hiçbir şekilde başka bir pratik olarak bakarsak
Avrupa ülkelerinden herhangi birinde, hele yerleşmiş Avrupa ülkelerinden herhangi birinde hiç benzeri görülmemiş bir idare şekli var. Ve bu demokrasiyle, demokrasinin kurallarıyla, özgürlüklerin kurallarıyla bağdaşmayan bir manzara. Bir de vatandaşlar arasında bu %43 veya 45 oy almak suretiyle insanlar bütün milleti birleştirici olamıyorlar. Tam tersine bu örnekte görüldüğü gibi vatandaşlar arasında bir böyle bir tamamen birbirini reddeden, daha doğrusu o %45'in dışındakileri başbakanın reddettiği bir kitle ortaya çıkıyor. Yani milletin bugünkü manzarası şu, başbakan bütün konuşmalarında millet adı altında sadece kendisini alkışlayanları, kendisini destekleyenleri görüyor. Ötekileri de işte darbecilerin ortağı olmakla suçluyor. İşte Pensilvanya'nın bilmem şeyi neydi, paralel yapının bütün siyasi partileri, Cumhuriyet Halk Partisi'ni, işte Milliyetçi Hareket Partisi'ni, BDP'yi falan hepsini de dışlayan ve onları ortak olarak gören, darbecilerin ortağı olarak gören laflar söyledi. Burada ben hepsini dediğim hatırıma gelenleri tekrar söyledim. Şimdi bu şekilde bir kimsenin politikacı olması mümkün. Ama Cumhurbaşkanı olması halinde anayasa kendisinden başka şeyler bekliyor. Bütün vatandaşları kucaklamasını bekliyor. Bütün vatandaşların Cumhurbaşkanı olmasını bekliyor. Halbuki şimdiye kadar 12 yıl içinde Sayın Başbakan bütün vatandaşları kucaklayan bir tavır göstermedi. Bir, iki, üç defa işte balkon konuşması yaptı. Tamam, sizce balkon... Ahmet Necdet Sezer bütün vatandaşların kucakladı. Ona hiç o böyle ayrı eleştiriler yaptığınızı hatırlamıyorum mesela. Şimdi, üstelik daha bilmiyoruz yani Cumhurbaşkanı. O zamanın Cumhurbaşkanı bütün partilerin o zamanki mecliste seçiliyordu zaten. İttifakıyla seçildi. Yani sadece bir parti getirip onu seçmedi. Üç parti vardı galiba. Üç partinin oylarıyla seçilmişti. Bazıları kızıyordu ama seçilmişti o şekilde. Şimdi burada ilk defa tek dereceli seçimle yapılacak bu. Büyük bir tecrübe Türkiye için. Çünkü hakikaten parti arasında yani onun seçilmesinin doğru olmadığını düşünen sadece ben değilim ki. Cumhuriyet Halk Partisi böyle düşünüyor. Milliyetçi Hareket Partisi böyle düşünüyor. BDP bu konuyu herhalde kendi içinde tezekkür ediyor. Ne yapıyor bilmiyorum. Ama benim gibi düşünenlerin ben çok olduğunu zannediyorum. Yani başka bir cumhurbaşkanı seçilsin. Başka cumhurbaşkanı nasıl seçilebilir? Bütün öteki grupların yahut onların büyük bir kısmının ona oy vermesiyle seçilebilir. Evet. İki turlu olduğu için seçim. Burada bir kere daha anlattım. Birinci turda herkes kendi partisine herkes kendi partisine oy verebilir, partisinin adayına oy verebilir. Ama daha sonraki turlarda ikinciliği kazanan, yani ilk iki sıraya giren partinin adayına oy vermek üzere önce de anlaşmalarında fayda vardır. Böyle olursa bu memleket demokrasi dışına çıkmaktan, bu tehlikeden daha doğrusu, bu tehlikenin var olduğunu ben zannediyorum, bu tehlikeden kurtulabilir. Teşekkür ederim. Şimdi tabii bir liderin cumhurbaşkanı olmasını istemek kadar istememek de tabii. Sizin de söylediğiniz gibi demokratik bir hak. Niye istememiz gerektiği konusunda da bir tartışma elbette yapılacak Türkiye'de. Bu da demokratik bir hak. Neticede işte kutuplaştırıcı bir lider olması bir karşı argümandır. Nazlı Hanım'ın söylediği gibi bir yolsuzluk şüphesi ve aleyhinde ciddi bir takım bulgular, tapeler, şunlar bunlar olması nedeniyle bir üzerinde bir böyle bir şüphe muhalefet lideri de şaibe diyor mesela. Şaibe olması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı makamına çıkması Türkiye'deki belli ki bazı kesimler tarafından da elbette ki bir muhalefetle karşılanması kadar doğal bir şey olamaz. Ben bir üçüncü faktörü eklemek istiyorum buna. Bu da yani sorunları çözme kapasitesi kalmış mıdır? Sorun çözebilecek yetenekte midir hala? Bütün mesele bu. Bir dönem 2002-2006
2006 arasında ilk iktidara geldiği dönemde izlediği ne maksatta olursa olsun Avrupa Birliği perspektifi ne öncelik veren politikalarla gerçekten de Türkiye'deki siyasi kültürün o dönemde müspet yönde değişmesine net katkı sağlamıştı. Fakat bugün artık Avrupa Birliği'nden zaten Türkiye çok çok uzaklaştı. Hatta artık tamamen işte Batı karşıtı bir söyleme benimser oldu Türkiye içeride ve dışarıda. Neticede aslında bölgesinde de yalnızlaştı önemli ölçüde. Dış politikası tıkandı. İçeride çok ciddi çatışmalarla potansiyeller, çatışma ihtimalleri de ortada. Gezi bunun bir örneğidir sosyal patlama olarak. Bu bütün bu aslında gerilimden, toplumsal gerilimden, çatışma ihtimalinden, ayrışmadan ve aslında bir getolaşma yaşıyor Türkiye şu an. Yani semtler ayrışıyor. Bunlar anormal bir tablodur mesela İstanbul'da çıkan sonuçlar. Anormal. Bir semtte %80 AKP çıkıyor, ötekinde %80 CHP çıkıyor falan. Bunların aşılması lazım. Bu gidişat çok kötü ve bunun en azından durdurulması lazım. Durdurulması için de gerçekten de Cumhurbaşkanlığı makamına yeniden bir kontrol ve denge işlevi görebilecek. Ama bunu da çatışma doğurmadan yapabilecek. Yani Ahmet Necdet Sezer dönemini ben olumlu bir dönem olarak hatırlamıyorum. Ahmet Necdet Sezer döneminde maalesef çatışmacı bir yaklaşım benimsemişti eski Cumhurbaşkanı. Ve bunun da zararlarını gördü Türkiye. Sistemi uyum içinde dengeleyecek bir Cumhurbaşkanı profiline ihtiyacımız var bugün Türkiye'de. Çünkü sorunları çözmek yerine sorun çözme kapasitesini artık yitirdiği için sorunun kendisi haline ve büyük sorunun kendisi haline gelmiş bir liderden bahsediyoruz. %45 ya da 43 neyse oy almış olması onun elbette ki Türkiye'nin önemli bir kesimi tarafından sevildiğini ve desteklendiğini gösterir. Bunu reddedemeyiz. Bunun da nedenleri var. Sosyoloji, siyaset bilimi bunun üzerine tabii ki çalışır. Ama aynı zamanda kutuplaştırıcı olduğu için de karşıtını yaratmıştır. O nispetle de karşıt bir nefret ve tepki kutbunu da kendisi ortaya çıkardı. Bu kadar çok desteklenen, sevilen ve bu kadar çok nefret edilen başka bir başbakanımız hiç olmadı Cumhuriyet tarihimiz boyunca. Ve bu denge üzerinde Türkiye nasıl, nereye kadar gider? Bu çok hassas ve keskin bir dengedir. Bu denge üzerinde Türkiye yönetme becerisi Türkiye'ye zaman ve enerji kaybettiriyor. Ayrıca da çok yüksek oy alan ve fanatik bir destekçi kitlesi olması liderler açısından tarihte de örnekleri görüldüğü gibi yani baskıcı ve otoriter liderlerin seçim yoluyla iktidara gelen insanlar da böyle durumlarda görülmüştür. Bunun demokrasi, hukuk, insan hakları gibi diğer hasletlerle desteklenmediği zaman çok daha zararlı, toplumsal bütünlüğe çok daha zararlı bir faktör olduğunu teslim etmek lazım. Şimdi reklama gidiyoruz. Sonra veda edeceğiz. Dört bir tarafı izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki salı akşamı yeniden birlikte olmak umuduyla herkese iyi geceler.